Elhamdülillâhillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ künnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî i'tisâmi illâ billâh. Lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم İnne iddete şuhuri indallah İsnâ aşara şehran fî kitâbillâhi yevme khalaqas semâvâti vel arda minhâ erba'atun hurum Zâlikeddînul qayyimu felâ tazlimû fîhinne enfusekum Sadakallâhul azîm Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm ve bârik lenâ fîh velhamdülillâhi rabbil âlemîn ve estağfirullâhil hayyel kayyûm hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Yarınki mübarek gece Aşura gecesidir. Ben yanlış anladım, bu gece zannettim. Dün sohbette öyle ilan ettim, hemen düzelttiler beni. Ama tabii bu gece de onun evvelidir. Yarınki mübarek gecede hem de pazartesi gecesidir. Zaten pazartesi gecesinin çok önemi vardır, fazileti vardır. Çünkü Miraç da o gecede olmuştur, Mevlid de o gecede olmuştur. Birçok önemli hadise o gecede, günde olmuştur. Bu itibarla yarınki mübarek gece inşallah Aşura gecesini idrak edeceğiz. Allah-u Teala ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Rivayetlerde buyruluyor. Men ahya leylete aşura ahyaullahu maşa. Her kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse, ihya etmenin usulünü Şaban-ı Şerif Risalesi'ne yazdım. Yani kıraat bakımından hangi sureleri okumak sünnettir ve hangi surelerde fazilet var onları yazdım. Tabii yatsıyı cemaatle kılmak, sabah namazını cemaatle kılmak, teheccüd namazına kalkmak, Yasin-i Şerif gibi sureler okumak, Tebareke gibi, sonra salavat-ı şerife getirmek en az 100 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi sellem. İstiğfarda bulunmak, nafile namazlar kılmak, bir de o gecelerin kendilerine has namazları var. O namazları da dergide zikrettim. Arifan dergisi yeni çıktı şu anda. İnşallah sonunda da kısaca başlıklar halinde temas ederiz. Her kim Aşura gecesini ibadetle ihya ederse, canlı tutarsa, diri tutarsa,
اَحْيَاُوْلَّهُ مَا شَاءَ Allah-u Teala o kulunu dilediği kadar ihya eder. Yani artık o kulun dilediği kadar olursa sonu olur. Mevla'nın dilediği kadar olursa sonsuz olur. Her halükarda o kişi Aşura gecesini ibadetle geçirdiği için Rabbimiz tarafından ihya edilecek ve abad edilecek. Ölmüş işleri canlandırılacak. Ölü işleri canlandırılacak ve ümitsiz işlerinde Rabbim ona yeniden lütuflarda bulunacak. Onun için Aşura gecesine tazim edersek, değer verirsek çok değer göreceğiz, çok hayır göreceğiz inşallah. Yarınki mübarek geceyi. Önümde Şiratül İslam var. Büyük bir alimin eseridir. Şerhi de var. Seyyid Alizade Hazretleri'nin. Metin sahibi çok eski bir alimdir. Mavera-i Nehr ulemasından. Bu kitapta bu bahis Faslun fi sünneni yevme aşura, Aşura gününün sünnetleri hakkında bir fasıl vardır. Bu faslı okuyacağım inşallah kitaptan. Ve Aşura gününde sünnet olan, müstehap olan vazifeleri inşallah öğrenmiş olacağız. Yolları açalım. Yol açmak imandandır. Ve min sünnetil İslami ta'zîmü yevmi aşura. İslam'ın sünnetlerinden, dinimizin sevgili saydığı işlerden biri de nedir? Aşura gününe tazimdir. Yani hürmet etmek, büyük tutmak. Niçin? Fe inne hameletel arşi yârifûne hurmetehu. Arşı taşıyan melekler var. Şu anda arşı taşıyan melekler kaç tanedir? 4 tanedir. Mahşer günü kaç tane olacak? 8. Ve yahmilu arşe rabbike fevkavum yevmeydin temaniye. O gün 8 melek Rabbinin arşını yüklenecek. Arş ne kadar büyük. Şu anda 4 melek taşıyor onu. Allah Allah! Meleklerin gücüne bak. Meleklere verilen kuvvete bak. Evet. Arş en büyük cisimdir. Mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Kadim değildir. Yani ezeli değildir. Allah'tan başka hiçbir şey ezeli değildir. Her şey sonradan yaratılmıştır. Arş da sonradan yaratılmıştır. Ancak arş cisimlerin en büyüğüdür. Şimdi bu gördüğünüz, yani gözümüzün değdiği, erdiği yer birinci kat semağı, tam birinci kat semağı değildir. Biz hava dalgasını görüyoruz yani. Birinci kat semağı çok uzaktadır. Fakat birinci kat semağı böyledir yani. Düz değildir. Ne diyorsunuz ona? Soğan zarı gibi düşünün. Böyledir birinci kat semağı. İkinci kat semağı ile arası 500 senelik mesafedir. Ne hızıyla Allah bilir. 500 senede gidiliyor iki kat arasında. Hiç zaten daha Amerika'nın, Rusya'nın falan ikinci kata çıktığı yok. Birinci kata da çıkmış değiller. Çünkü Ay'a çıksalar bile Ay birinci kattan aşağıdadır. Yıldızlar ve gezegenler birinci kattan aşağıdadır. وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ Biz dünya göğünü, yani size en yakın olan semayı yıldızlarla süsledik. Peki yıldızlar neyin süsüymüş? Size en yakın olan sema. Yani bütün yıldızlar ve gezegenler neyin altında? Birinci katın altında. Dolayısıyla bunlardan birine çıkan birinci kata bile çıkmış oluyor mu? Olmuyor. Birinci kat sema ondan yukarıda. Zaten birinci kat semaya falan böyle rastgele çıkabilir mi? Çıkamaz. Amerika, Rusya olmak, yok uydusu var, yok efendim füzesi var, işte efendim şu kadar teknolojisi var, çıkabilir mi? Çıkamaz.
Bir defa birinci kat semada nesi var? Kapısı var. Göklerin hepsinin nesi var? Kapısı var. O kapıdan geçmek için ne lazım? İzin lazım. اِنَّلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ayetlerimizi yalanlayanlar ve Kur'an'a inanmaktan büyüklenenler, kibirlik yapanlar öldükleri zaman onların ruhlarına gök kapıları açılmaz. Ruhu bile geçemiyor da bedeni nasıl geçecek? Her kat semanın kapısı var. O kapıda görevli melek var. Birinci kat semadaki görevli meleğin adı ne? Söyleyin bakayım. He? İsmail isimli bir melek. Nerede geçti bu? Miraç dersinde geçer. Bu İsmail isimli melekten izin almadan oradan ileri kimse geçemez. Öyle Amerika tanımaz. Ben Rusya'dan geliyorum, bilmem nerede, hangi cehennemden gelirsen gel der onu, indirir aşağı. Zaten oraya gidemez, yani öyle bir şey olmamıştır. Öyle bir şey olmamıştır, olamaz. Çünkü o mesafeyi kat edemez. 500 sene ne hızıyla da, ışık hızından daha süratli. Meleklerin hareketi ışık hızından çok daha süratlidir. Dolayısıyla daha birinci kat semanın aşağısında olan yıldızlardan ve gezegenlerden bu kadar ışık hızı kuvvetli gittiği halde dünyaya ışıkları gelmeyenler var mı? Onlar öyle diyorlar yani şimdi. Ben de tam bu işi bilmem de. Bilim adamları ne diyorlar şimdi? O yıldızın gördüğümüz ışığı bilmem kaç yüz bin sene evvelki ışıktır da şu anda yeni ışık ne kadar sonra gelecek falan. Diyorlar ki, öyle yıldızlar, gezegenler var ki ışıkları henüz dünyaya ulaşmamış. Peki ışık hızı bu kadar fazla iken bunlar ne kadar yukarıdaki daha hala gelmemiş. Hal böyle olunca o yıldız dünya yaratılmadan efendim veya dünya yaratıldıktan sonra yaratıldı, dünya ile beraber diyelim. Gökler yapıldı. Rabbim gökleri yarattıktan sonra yıldızları da döşedi. O zamandan beri ışığı gelmemiş. O zaman o yıldızdan daha yukarıda olan birinci kat semaya bunlar nasıl çıkacak? Anlıyor musunuz? Onların kendi lafıyla onları bağlıyoruz. Allah'ımızın mülkü geniş, birinci kat sema böyle kaplamış. İkinci kat, birinci katı böyle kaplamış. Arası 500 senelik mesafe yine. Üçüncü kat ikincinin üstüne böyle. Ondan sonra efendim, yedi kat sema birbirini kaplamış. Bir de ne var? Allah'ın kürsüsü var. Değil mi? O kürsü ne yapıyor? Vesi'a kürsiyus semavati vel ard. Yedinci kat sema ile kürsünün arasında ne kadar mesafe var? Yine 500 senelik mesafe var. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh rivayet eder. İyi bak bana ilan ettirmeyin dedim. Akıllandınız şimdi. Oraya da biopolle aldınız. Ben noter miyim burada? Allah Allah. Buradan istediğin kadar ilan yap şimdi, bana ne? Bana dedin mi ben... Dersin ayarı kaçıyor. Efendim, her iki kat arasına kadar seneymiş? 500 sene, bunlar unutmayın. Sahih rivayet bu. Her kitapta geçer bu. Yedi kat semadan sonra ne var? Bu dünyanın bütün teknolojileri, işte ne onun adı, teleskop, mikroskop, daha neler çıkarttılar, uzay bilimleri, bilimcileri, milyar dolarlık bütçeler falan filan hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Lan biraz
Yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar, ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki salaklar. Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. Ne göreceksin? Ne göreceksin? Oradan bir gidiyorlar, bir yere geliyorlar. Aa! Ne diyorlar ona? Kara çukur mu diyorlar bir şey? Kara delik mi? He? Kara delik. Allah onlara hep kara delikleri gösteriyor böyle. Bir yerlere geliyorlar, tam bir şey bulduk zannediyorlar. Bir delik, üf! Girersek çıkamayız diyor. Onun için kalsın. Daha dünyada Bermuda Üçgeni'nin sırrını çözememişler. Gökteki sırrı çözmeye çıkmışlar. Yerin altındaki sırrı çözmemişler. Mağma tabakasını çözmemişler. Yerlerin altında cehennem kaynıyor, kaynatıyor, onu çözmemişler. Yanar dağlardan haberleri yok. Deprem ne zaman olacak haberleri yok. Dağ ne zaman patlayacak haberleri yok. Gitmiş havayı karıştırıyor. Ya bir insan bu kadar akılsız olur mu? Aşağıyı halletmeden yukarıya çıkılır mı sen? Cahil, cahil. Kafirlerin hepsi cahildir. Allah'ı bilmeyenin hiçbir şeyine itibar yoktur. Önce Allah'ı bileceksin. Bütün uğraşıyoruz çocukluğumuzdan beri neyle? Allah Teala'nın zatıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle, Rabbini tanımadan bunları nasıl anlayacaksın? Şimdi 500 senelik mesafeler ne etti? 7 kat sema. 7. kat semadan sonra ne var? Bunlar da bire çıkamadılar. Bak ben sizi nereye çıkarttım? 7. katın 500 sene mesafe gider. 7. kat 500 sene mesafeden sonra kürsü gelir. Bu da nerede var? Efendim, ayet-i kerimede var. Ne buyuruyor? Vesi'a kürsiyü semavati vel ard. Allah'ın bir kürsüsü var. Peki Allah oraya oturmuş mu? Haşa! Oturmaktan münezzeh. O neyi gösteriyor? Yani onun gücünün sembolü. Melekler görüyor onu. Biz göremiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü mü? Miraç gecesi gördü, hepsini gördü. Yani bizim görmememiz onun yok olduğunu göstermez haşa. Rabbimizin kürsüsü 7 kat gökleri de kaplamış, 7 kat yeri de kaplamış. Ayet, ayetel kürsi. Ne demek ayetel kürsi? Kürsü konusunun işlendiği ayet demek. Mesela Bakara suresi. Bakara suresi ne demek? O Hüseyin Atay var bir tane, Yaşar Nuri'nin de hocası. İşte o, onlar nasıl bizim hocamız, bizim hocalarımız nasıl böyle düzgün gidiyorsa, bunların hocaları da öyle, bozuk gidiyor tabii. Tefsir yazmış, yani meal yazmış. Ne yazmış? Bakara suresi diyor, sığır suresi. Lan adam, böyle bir tabir olur mu ya, sığır suresi? Halbuki oranın adı ne? İsrail oğullarının kesmesi emredilen sığır konusunun geçtiği sure. Anladın mı şimdi? Ankebut suresi diyebilirsin. Bakara suresi diyebilirsin. Ama bunu Türkçeleştirdiğin zaman yok örümcek suresi, yok arı suresi, yok sığır suresi, böyle mana veremezsin. Arı konusunun geçtiği sure. Örümcek mevzusunun geçtiği sure. Anladınız mı? Bize ne hoca, biz meal mi yazıyoruz diyorsunuz zaten, sıyrıldınız. Gökleri, yerleri kürsi kaplamış. Niçin ayetel kürsi deniyor? İşte kürsü konusu işlendiği için. Kürsünün büyüklüğü. Ve la yeudühü hifzuhuma. Ne diyor? Ne buyuruyor? 7 kat gökleri, 7 kat yerleri, kürsiyi, arşı, hepsini direksiz tutması, koruması, evet, muhafaza buyurması Allah'a zor gelir mi? Asla zor gelmez diyor. 7 kat gökleri, ya bak şimdi şu kadar bir tavan attık oraya, kaç tane direkle zor tutuyoruz. Bir de zelzele olsa belki ne olacak belli değil. Ama 7 kat gökleri, yerleri Allah tutuyor mu? Tutuyor. اِنَّ اللّٰهِ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا. Gökler yerler kaymasın diye gökleri yerleri ben tutuyorum. Peki gökleri yerleri tutan zatın ne olması lazım? Devamlı, agah ve uyanık,
alim ve habir, her şeyi bilen, kadir, her şeye gücü yeten bir zat olması lazım. Ayet-el Kürsi'nin başında ne diyor? La te'huzuhu, tabi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kayyum ne demek? Her şeyi ayakta tutan, tek bir ilah. O da Allah Celle Celaluhu. La te'huzuhu sinetun, onu uyku tutmaz. Sine, uyku değil de uykudan evvelki şekerleme. Böyle olur ya, arabada marabada bazı böyle öyle de bir güzel hal gelir ki ah yatak olsa da yatsam dersin ama arabada rastlar o işler hep, yatakta rastlamaz. Ondan sonra da o anda tam biraz uyuyayım diyene kadar hadi geldik inersin. İnince de bütün tadı kaçar. Ondan sonra ya hadi şunu kaçırmadan hemen bir yatayım dersin. Bakarsın ki gitti o uyku. O tatlılık yok. O şekerlemedir. Uykunun evveli de tutmaz. Vela nevm. Uykunun kendisi de tutmaz. İsrailoğulları ne sordu? Musa aleyhisselama dediler ya Musa, Mevla'ya sor. Ne sorayım? Senin Rabbin uyur mu? Dediler. Musa aleyhisselam dedi ki siz ne biçim milletsiniz dedi ya. Hiç Allah uyur mu dedi? Haşa. Dediler ki sen bir sor. Musa aleyhisselam kadar dert çeken bir ümmeti bela. Ondan sonra o da dedi ya Rabbi sana sığınırım da bunlar böyle bir şey sordu. Ben sana bunu sormam. Ama ne buyurursun? Bunları mı sorusuna? Mevla buyurdu ki eline iki tane cam sürahi al. Ayağı dikil, elinde de iki cam sürahiyi tut. Ne kadar ya Rabbi? Süresiz. Bak şimdi onların yüzünden Musa aleyhisselam sıkıntı çekiyor ya. Musa aleyhisselam aldı şeyleri, efendim sürahileri, cam şişeleri böyle duruyor. Allah'ın emri de ha. Namaz kıl diyor, namaz kıl diyor. Bize de deseydi ki günde iki saat şişe taşıyın, ne yapacaktı? Taşıyacaksın. Ne demek yani? Mevla ne emrederse odur. E şimdi hacca gidiyoruz, ne diyor bize Kabe'nin etrafında? Tavaf edeceksin. Öyle mi? Diyebilir misin ki niye dönüyoruz burada? Ondan sonra Safa ile Merve arasında ne yapacaksın? Sa'y. Yeşil direklerin arasına geldi mi? Tabana kuvvet. Yeşil direkler var. Ya da ben hastayım şimdi, eskiden iyi koşturuyordum. Şimdi bir koşsam üç gün yataktan kalkamam. Her tarafım tutulmuş. Onun için bize müsaade var. Biz yaşlı durumundayız. Ama gençler sağlamlar, yeşil direk arasında koşacak. Mevla koş dedi koş, dur dedi dur, dön dedi dön. Ya. Adamın bir tanesi Hafız abi derdik ona da, eski hafızlardan. Bilmiyorum öldü mü kaldı mı, Allah selamet versin veya rahmet etsin. Ya o dedi bir kafileyi hacca götürdüm. Tavafa başladık dedi. Adamın bir tanesi diyor ki ne döndürüyorsun bizi burada? Yahu dedim diyor, burada bunu döndürmesen dönmeden hacı olamıyorsun. Şudur budur ya, bırak diyor ya. Bunu ne, niye sen yapıyorsun diyor bu işi bize. Ne döndürüyorsun diyor beni. Sahaya başladık diyor. Ya bunun ne manası var, git gel git gel. Bizi buraya ne getirdin? Allah. Şeytana gittik, şeytan arıyor. Ulan şeytan, şeytana ne gerek var işte, Müslümansın diye seni sokmuşlar oraya. Şeytandan betersin. Şeytan arıyor, şeytan taşa diyor, at bu taşı, yedi taş. Yahu diyor, taşı taşa attık diyor, şeytan diye bir şey görmedik diyor. Adamı görüyor musun? Ne dinsiz, imansız çıktı. Hacca gitmiş. O bir tane var ya Hürriyet gazetesinden, beni sinir adamlardan seçmişler, 10 sinir adamdan biriymişim ben. Gittiler hacca geçen, ömreye gitmiş ömreye. Ömreye gitmiş gelmiş, o ihramı da giymiş, resim çektirmek için giymiş herhalde. Bir kere namaz kılmadan döndüm diyor. Adamlara bak ya. Ya bunları Suudi Arabistan konsolosluğuna şikayet edeceğim. İhbar edeceğim. Bunlar böyle dalga geçmeye geliyor. Bunların dini imanı yok. Bunlara vize vermeyin. İşte nüfusunda Türk mürk yazdığı zaman Müslüman zannetiyorlar. Ne Müslüman bu ya? Dalga geçmeye gitmişler Kabe'ye. Bir tanesi gitmiş gelmiş. Arapları tenkit etmeye uğraşıyor. Neymiş efendim? Yahu sen Allah'ın evindesin.
İbadetini yapmaya baksana. Yok diyor, oradan bir kadın geçiyordu, Arap'ın biri de kadının, affedersin, kıçına bakıyordu. Gelmiş onu televizyonda anlatıyor. Allah'ın delisi. Sen nereye bakıyorsun? Sen nereye bakıyorsun sen? Kim kimin neresine bakıyorsa sana ne ya? Allah'ın evindesin sen. Adam Allah korkusu yok, huzur yok, huşu yok, Beytullah'ın feyzi yok, bir şey yok. O da gitmiş, kim kime bakıyor diye bakma. Gelmiş bir de burada, bu Araplar şöyle, Araplar böyle. Lan sadece Araplar mı öyle? Arap. Gözü olan bakar, Arap da bakar, Türk de bakar. Efendim, Allah'tan korkan bakmaz, hele Kabe'de hiç bakmaz. Ama olur, bazı insan gafildir, bakar. E sen niye bakıyorsun? Cahilliğe bakacaksın. Allah'ın mülküne bak. Musa Aleyhisselam tutuyor şimdi elinde. Epey bir saatler geçti. Yani nereden geldik buraya? Mevla emretti ki ayakta dur, şişeyi tut diyor şimdi. Nasıl ki bize dön diyor, koş diyor. Ne derse onu yapacağız. Yapmıyor muyuz? Yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra gece sabaha yaklaştı. Musa Aleyhisselam'a biraz uyku hali geldi. Uyku hali geldi ama Mevla emretti tabii. Uykum geldi, biraz dinleneyim diyemez. Öyle duruyor, durmaya çalışıyor. Bir zaman sonra böyle bir başı falan ağaçlara gidiyor. Efendim eğiliyor, hemen doğruluyor. Böyle yarım saat, bir saat, iki saatte o halde öyle sürdü. Dayandı, direndi. Böyle bir sendeledi böyle. Hemen niye toparladı, aman kırmayalım şişeleri. Biraz daha dayandı, beşeriyet. Artık bir uyku geldi ki düştü yere. Şişeler de kırıldı. Ne olacak? Mevla buyurdu ki, ya Musa! Eğer ben uyusaydım, gökler yerler de böyle kırılırdı. Gökleri yerleri kaymasınlar diye ben tutuyorum. Uyuyan tutabilir mi bunlar? وَلَيْنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَلِمْ بَعْدِ Gökler yerler bir kayacak olsalar, Allah'tan başka kimse onları tutamaz. İşte zelzele. Tutabiliyor mu kimse? Durdurabiliyor mu? Ben koy verirsem diyor, bırakırsam, salarsam kimse tutamaz. Tut. Kasırga geliyor Amerika'ya, dün yine gelmiş. Bol bol geliyor kasırga. Biri bitmeden biri geliyor. Tutabiliyor mu? Tutamıyor. Gökleri yerleri bırak, havayı tut. Rüzgarı tutamıyor. Tutamaz. Alttan ağrı, yanardağdan patlatıyor volkanı. Tut. Tutamıyor. Onun için ne uyur, ne uyuklar. İşte o Allah'ı Celle Celaluhu gökleri, yerleri, arşı, kürsüyü korumak, gezegenler zaten arşı, kürsüyü dedikten sonra yıldızlar, mıldızlar, çerez. Bu kadar alemleri, 18 bin alemi korumak, yaşatmak, tutmak Allah'a zor gelmez. Ve ağır gelmez. Ve la yeuduhu hifzuma da o demek. Hiç duymuş muydunuz bunun manasını? Bu kadar ayetel kürsü okuyorsunuz be. Ne okuduğunuzdan bir de haberiniz olsa? Ya. Onun için ayetel kürsünün şifresi nerededir? Ve la yeuduhu hifzuma ve huvel aliyyul azim. Ne yapacaksın? Çok büyük sıkıntıya düştün. Büyük bir felakettesin. Hemen Ayet-el Kürsi okurken ve la yevudu hifzuma'ya geldin mi? 7 kere tekrar edersin. 7 kere. Ve la yevudu'den aşağı ve vel aliyyul azim. 7 kere tekrar edersin. Bela açılmadı. 70'e kadar okursun Ayet-el Kürsi. Her okurken ve la yevudu'ya gelirsen 7 kere tekrar edersin. Nazilli Muhammed Hakkı Hazretleri Hazinetül Esrar sahibi de diyor, Şeyhimle beraber diyor herhalde hatırladığım kadarıyla kitapta, bir yolculukta bir fırtınaya yakalandık, bir kasırga, bir kar tipi, başladık Ayet-el Kürsi ve la yevudu hifzumalara devam, etrafımız açıldı, varacağımız yere kadar öyle selametle gittik, üstümüze bir kar bile düşmüyor. Girdik diyor gideceğimiz yere, millet de şaşırıyor, yoldan geldiniz, nereden? Şuradan. Üzeriniz bile ıslanmamış, nasıl işte?
Böyle özel bir koridor yaptı Mevla bize diyor. Rüyada değil ya. Ayet-el Kürsi'nin bereketine. İman meselesi, itikat meselesi. Gökleri yerleri korumak zor gelmeyen beni koruması zor gelir mi? Ama mesele iman meselesi. Şimdi kürsi gökleri yerleri kaplamış mı? Kaplamış ne demek? Böyle kaplamış. O zaman ne oldu? Yedi kat yerlerin dibinden de çıksan nereye çıkar? Kürsüye çıkar. Anladınız mı? Böyle kapladığı için. Arş, arş hepsinden büyük. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mel kürsiyyü fil arşi illa ki halkatin mulkatin fi ardı felati. O göklerin yerleri kaplamış olan kürsi arşın yanında ne kadar eder? Koca bir Sina çölü gibi çölün ortasına atılan bir halka kadar, küçük bir bilye kadar eder. Kürsü o kadar küçük kalıyor arşın yanında. Şimdi yedi kat semanın üstüne ne var? 500 senelik mesafe sonra kürsi var. Kürsüden sonra ne var? 500 senelik mesafeden sonra su var. Su tabakası var, su. Allah Allah. Bu suyun da efendim mesafesine kadarmış? 500 senelik mesafe su var. Su. Allah Allah. E nasıl duruyor o su? Nerede duruyor? Durmaz olur mu da? Bu denizler nerede duruyorsa orada duruyor. Fuları tutanın da duruyor. 500 senelik mesafe sırf su dalgası var. Ondan sonra ne geliyor? Arş geliyor. Bu hususta Hoca Efendi ayet var mı? Alışmış ya şimdi ikide bir ayet var mı, ayet var mı sorma. Hadis yetmiyor biliyor musun? Ve kâne arşuhu alel mâ. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi var. Hud suresinde ne buyuruyor? وَوْلَدِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ Gökleri yerleri altı vakitte yarattı. وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَا O vakit arş çoktan yaratılmıştı ve arş suyun üstünde duruyordu. Bu da ayetle sabittir. Şimdi, tabi buralara öyle teleskop, meleskop bir şey gitmez. Hoca efendi sen bir şeyler söylüyorsun ama uzay bilimcileri bunları hiç bilmiyor. Nereden bilecek? Ben Yaratan'ın kitabından okuyorum. O ne bilsin? O kendi kafasına gitmeye çalışıyor bir yerlere. Ne kadar gidebilir? İzin verildiği yere kadar gidebilir. Bir yere gelir, durmak zorundadır. Oradan ileri nasıl geçecek? Gök kapıları açılır mı? Şimdi arşı taşıyan melekler, arş tabii felekül eflak, dokuzuncu felek, bütün feleklerin üstünde, evet. Onu taşıyan da kaç tane melek varmış o arşı taşıyan? 4 tane melek. Arş nerede biliyor musun? Direği mire yok. 4 tane meleğin şu omzunun üstünde. Allah Allah! Bütün 18 bin alemi çepeçevre kuşatmış bir cisim. Cisim bu. Meleği o kadar kuvvetli yaratmış ki 4 melek taşıyor. İstese bir meleğe de taşıttırır. Meleklerin omzundan. O meleklerin efendim yedi kat yerin dibi ne kadar gelse meleğin dizine kadar geliyor. Allah. Yedi kat yer meleğin dizine geliyor. O kadar uzun. Öyle Allah'ımızın melekleri var. Kıyamet günü 8 melek taşıyacak. Şimdi 4 melek. Peki o arşı taşıyan melekler ne yapıyorlarmış? Aşura gününe yarınki gece pazartesi günü Muharrem-i Şerif'in 10'u o güne değer veriyorlarmış. Niçin değer veriyorlar? لَنَّ اُوْمُ نَجَاتِ الْاَنْبِيَا aleyhisselam bütün peygamberlerin kurtuluş günü olduğunda. Aşure günü. Allah'ım bizim de kurtuluşumuza vesile eylesin. Evet. Hadis-i şerifte rivayet olduğu üzere İbrahim aleyhisselam Aşure günü doğdu. Muharrem-i Şerif'in 10'unda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü ne yapıyoruz? Kandiller yakarak kutladığımız gecelerden en büyüklerinden biri de Mevlid gecesi değil mi? Doğum. İbrahim aleyhisselamın doğumu da çok önemli bir hadisedir. Aşura günü doğmuştur ve Nemrud'un
Yıldızı gördüğü zaman, hani bu benim Rabbim, siz öyle zannediyorsunuz dedi biliyorsunuz. Sonra güneş, ayı gördü, bu daha büyük, benim Rabbim bu olabilir dedi. Onları hani rezil etmek için. Sonra güneşi görünce, فَلَمَّا رَاشَمْزَ بَاسِقَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا اَكْبَرْ Güneş doğunca, güneşi görünce bütün milleti toplamış, bu daha büyük dedi, herhalde Rabbim bu olsa gerekir. Onları susturmak için söylüyor. فَلَمَّا فَلَتْ Akşam güneş batınca قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيُمْ مِمَا تُشْرِكُونَ Ay batınca, yıldız batınca ne dedi? لَا اُحِبُّ الْعَافِل۪ينَ Ben batanları sevmem. Ne demek batanları sevmem? Halden hale girenleri, güçlü durumdan zayıf duruma düşenleri, parlakken ortalığı aydınlatırken battıktan sonra eseri bile kalmayanları sevmem. Yani bunlar benim Rabbim olamaz. Benim Rabbimin gücü hiçbir zaman eksilmez, nuru hiçbir zaman sönmez. Rabbim halden hale geçmez. Rabbim değişmez. Ama ay değişiyor. Küçücük görünüyor, büyüyor, küçülüyor, batıyor, doğuyor. Güneş doğuyor, batıyor, yıldızlar ona keza. Ben böyle şeylere Rab diye tapmam. İnni beriyum mimma tüşrikun. Ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. İnni veccehtü veccihellezî fattara semâvâti vel ardâ hanîfâ. Gökleri yerleri yoktan yaratan, yarıp yaratan, yokluktan yarıp yaratan Allah'a yöneldim, yüzümü ona döndürdüm dedi. Bütün kavminin efendim şirkini ispat etti ve onlardan teberri etti, uzak ol. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu gün hidayete, yani hidayete erdiği derken bu delili bulduğu gün. Yoksa İbrahim Aleyhisselam, peygamberler masumdur, hiçbir zaman puta tapmamışlardır, yıldıza güneşe tapmamışlardır. Rabbim ona bu delili ne zaman öğretmiş? Aşure günü. Yani müşrik kavmini susturmuş. Ondan sonra Nemrut ne yaptı onu? Ateşe attı. Onun da tabii önemli bir kıssası var. Aslında onun babası, İbrahim Aleyhisselam babası Azer bir var, Tarah. Tarah diye geçer. Nemrut'un nesi? Yakınlarından birisi. Nemrut'un rüyası var. O rüyada ne görüyor yine? Bir rüya artık, rüyanın detayı bizi çok alakadar etmez, tabiri bizi alakadar ediyor. Kahinleri topluyor, rüyanın manasını soruyor. Onlar da diyorlar ki, bu rüyan doğru çıkarsa bir çocuk çıkacak, senin dinini, devletini bitirecek. O da diyor ki, o zaman ne çare bulalım? Aynı Firavun'un yaptığından evvel, Nemrut da aynı uygulamaya geçmiştir. Efendim, İnsanlar işte hanımlarıyla birleşmeyecekler. Efendim çocuk doğurmayacaklar. Doğururlarsa da oğlan olursa onlar boğazlanacak. Yalnız kahinler ona bir tarih vermiş. Şu süre içerisinde, bu süre geçtikten sonra tehlike geçer. Bu sürede dikkatli ol. O da millete işte kanun yayınlamış neyse. Hanımıyla kimse o arada birleşmeyecek. Yani bir ay, iki ay, üç ay insanlar dayanabilir. Fakat bu İbrahim Aleyhisselam babası da bir kere yine hanımının yanına geliyor, izinli saraydan ayrılıyor, izinli gelirken hanımı da güzel bir koku sürmüş. O koku da onu cezbediyor, celbediyor, hanımıyla birleşiyor. Ve bu birleşme neticesinde de İbrahim Aleyhisselam dünyaya geliyor. Fakat o tabii bu yasağı da bildiği için, o günlere denk geldiğinden, tarihte meydana çıkacağı için mağarada, annesi bir mağaraya giderek doğumunu mağarada yapmak mecburiyetinde kalıyor. Yani Urfa'da o mağara, doğduğu mağara şeklinde geçiyor. Makam camisi denen camide. Fakat kuvvetli rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu makam Urfa'da değil, Babil'de. Irak'taki Babil'de. Ama Urfa'ya uğramış mı? Uğramıştı. Urfa derken, Urfa'nın ilerisinde Harran vardır. En eski üniversiteler Osmanlı'dan evvel hatta orada Harran bölgesi geçer. Şu anda biraz harap haldedir, çok mamur bir şehir halinde değildir. O Harran'a gelmiştir. Şam'a hicretinden evvelki uğraklarından, duraklarından bir yerdir. Ama bu mesele Babil'de olmuştur yani, kuvvetli rivayet böyle.
Ondan sonra efendim işte doğmuştur, büyümüştür. Biraz büyüyünce babası da tabii onu ortaya çıkaramıyor. Ara sıra gidiyor, görüyor hanımını, çocuğunu. Ama bu çocuk nereden çıktı, hangi tarihte doğdu? Bu mesele tabii unutulana kadar araştırılıp da efendim bu yasak tarihte birleşme olmuş. Dolayısıyla bu çocuk rüyaya göre başıma bela olabilir. Yani kesilir çocuk. Onun için ne zaman artık İbrahim Aleyhisselam babasına ne diyor? Baba benim Rabbim kim diyor? Benim diyor. Senin Rabbin kim diyor? Nemrut diyor. Nemrut'un Rabbi kim diyor? Haşa, Nemrut'un Rabbi olur mu diyor. Bir de tokat çekiyor. Karıştırma böyle işleri, bacak kadar boyundan işte. Boyundan büyük işleri karıştırma falan. Gerçi babası işi çakıyor. O çocuk bu olacak diyor. Fakat işte Allah yaratacağını yaratır, yaşatacağını yaşatır, yapacağını yapar. Ondan sonra tabii uzun bir kıssa var. Neticede İbrahim Aleyhisselam bu putlara karşı, yani o süreç atlatılıyor. Ya unutturuluyor, başka kıssalar da var. Babasının yanı, Nemrut'un yanına getiriyor onu çocukken. Nemrut'a da bir acayip sorular falan soruyor. Nemrut'un da sinirini bozuyor. Fakat işte Allah öldürmeyi nasip etmiyor. Derken büyüyor. Büyüyünce de işte bu yıldızların hadisesini Allah ona gösteriyor. O zaman dünyada bir tane Müslüman yok. Dünyada bir tane tevhid ehli yok. Bu nasıl iş ya? Bütün dünya müşrik. İşte İbrahim Aleyhisselam'la başlıyor yeniden tevhid çığırı ve salavatullahi ala nebine ali mecmain, bu kavmini toplayıp da işte yıldız bak battı, ay battı, güneş battı, bunlar ilah olamaz. O kavim yıldızlara tapan bir kavim. Bunları ispat ediyor. Ondan sonra biliyorsunuz bir bayram günü onlar kutlamaya çıkacaklar. O da çıkacakken yarı yolda inni sakayım, ben hastayım, herhalde ben dayanamayacağım yolda falan diye geri dönüyor. Geri döndüğünde ne yapıyor? Puthaneye giriyor. Putların dizili olduğu efendim bir yer var. O putlara da millet tapıyor kendilerini Nemrut'a yaklaştırsın diye. Yani putlar da sembol. Putlara tapmak neyi gösteriyor? Nemrut'a tapmanın alameti olarak görünüyor. Yoksa onlar da anlıyor ki yani bu tahtalar, keresteler bir şey yapamaz. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam, bir de putların önüne şey koymuşlar, böyle pilavlar, milavlar bir şeyler. Onları da putların yediği yok ama bereket oluyormuş o. O putların önünden aldıktan sonra kendileri yumuluyorlar tabii yeme. Ama şifa oluyormuş o, bereket oluyormuş. Araplarda da cahiliyet döneminde, o putçuluk zamanında büyük bir put yapmışlar, Bahile kabilesi. Putu da nereden yapmışlar? Öyle altından, gümüşten, kurşundan para yok. Zenginler tunçtan, bakırdan, altından yapıyor. Fakir kabile olduğu için onlar da nereden yapmışlar? Hamurdan yapmışlar böyle. Büyük bir pasta gibi. Koca bir put yapmışlar. Fakat bir kıtlık olunca bakmışlar, bakmışlar, ne yiyelim, ne yiyelim lan, birbirimizi yiyeceğimize bunu yiyelim demişler. Putu bir güzel yemişler ama epey adam doyurmuş tabi. Şimdi onun için kitaplarda diyor ki puta tapanlardan diyor, taptığı puttan istifade eden, en çok istifade eden Bahile kabilesi olmuştur diyor. En azından bir karnını doyurmuştur diyor yani. Bu putçuluk böyle bir şey. Ondan sonra efendim puthaneye giriyor, önlerinde de yemekler var. Niye yemiyorsunuz diyor onlara? Çıt yok. Niye konuşmuyorsunuz diyor. Çıt yok. Sizi gidiler diyor. Baltayı da almış. Bütün putların kafalarını, onlar da kıymetli putlar yani. Nemrut'un efendim pahalı putlar. Hepsinin kafalarını kırıyor. Ondan sonra da büyük putun kafasına baltayı geçiriyor. Bunlar bayramdan dönüyor. Bir de geliyorlar bakıyorlar. Aa, bütün putların kafası yerde. Büyük baltada büyük putun kafasında. Men fe'ale hâzâ bi âliyetinâ.
Kim yaptı bunu bizim ilahlarımıza? Ulan ilaha böyle iş yapılır mı? Sen anlasana ki bu ilah olsa bunu yaptırır mıydı kendine? İnne ule mine zalimin. Bu ne zalim adam ya diyorlar. Kâlû semi'nâ feten yedkurum yukâlû İbrahim. Sonra aralarında diyorlar ki bir delikanlı vardı. Bunların aleyhine konuşuyordu ya bir delikanlı, ona İbrahim deniyordu. O yapmıştır, o takmıştı kafaya bunları diyorlar. Kâlû feyetûbî alâ aynin nâs leallehum yeşhedûn. Getirin bütün millete, belki bir gören mören vardır, şahitlik yapan vardır. Bu meseleyi çözelim. Hükümet meselesi oluyor tabii yani bu iş. Devlet, rejim meselesi yani. Rejim yıkılabilir. Öyle ya şimdi. Ondan sonra ya korkun necele faydası yok ama. Efendim kalu ente fealte hazâ bi âliyetina ya İbrahim. Ey İbrahim diyorlar, ilahlarımıza bu işi sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam da diyor kale bel fealu kebiru mâdâ. Yahu diyor, ben yapmadım demiyor da şu büyükleri yapmış olabilir diyor. Bakıyorlar da balta da onun üzerinde hakikaten. Feselû min kânu yantıkûn. Onlar konuşuyorlarsa sorun onlara diyor. İşte burada ne yapmak için yapıyor bunu? Jetonu düşürmeye uğraşıyor. Yani konuşuyorlarsa sorun. Feracâû ilâ enfusihim. Bir anda kendilerine geliyorlar. فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. Yahu diyorlar, biz bu putların kafasını kırana zalim dedik ama esas biz zalimiz herhalde diyorlar. Yani yanlış iş yapan, yersiz iş yapan adamız. Niye? Soruyorsun, kafanı kim kırdı onu da diyemiyor. Bu nasıl ilah olacak diyorlar ya. Sonra biraz düşünüyorlar, bakıyorlar falan. Şimdi açık verirsek işte rejim elden gider. Düzen çöker. Onun için konuyu kapatalım. Ne yapalım diyor? Şimdi nükisu ala rusim, tam tersine dönüyorlar bir daha. Resmi ideoloji. Bu laflar var ya. Resmi ideoloji, Nemrut ideolojisi ya. Resmi ideolojinin yürümesi için o putlar, o sembollerin de ne yapması lazım? Durması lazım. Şimdi bu kafası niye koptu? Bu konuşmuyor. Konuşmayan ilah olamaz. Karıştırırsan ideoloji çöker. Bunun çökmemesi için ne yapıyorlar? لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوْلَا يَنْتَقُونَ. Sen bilmiyor musun bunlar zaten konuşmuyorlar? Yeni mi konuşmuyorlar? Bunlar oldu mu olası konuşmuyorlar? Niye bize böyle sordun? Dönüyorlar, lafı ona çeviriyorlar. O da diyorlar galiba, فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا اَنْفَعُكُمْ لَا اَضُرُّكُمْ شَيْءٍ. Peki siz Allah'a bıraktınız da faydası yok, zararı yok, konuşamaz, kendini saldıranın farkında değil, bana kim bunu yaptı bile söyleyemez. Bunlara mı tapıyorsunuz? اُفِّرْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yuh olsun diyor. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Siz hiç mi anlamayacaksınız? O zaman artık iş işten geldi. Artık bu böyle yok yıldızdı, kayboldu, şuna buna benzemiyor. Bu tamamen rejime karşı ayaklanmış. Yani putları kırmış, rejime karşı ayaklanmış bu. Ne yapacağız? قَالُوا حَرِّقُوا وَنْصُرُوا عَلَيْتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ. Kur'an okuyorum ha! Bu okuduklarım nerede yazıyor? Kur'an'da yazıyorum. Böyle başkaları gibi ben size hikaye anlatmıyorum. Ayet okuyorum size. Diyorlar ki, ilahlarımız yardıma muhtaç. Bu nasıl ilah ya? İlahlarımız çok perişan oldu, kafaları koptu. Ne olacak? İlahlarınıza yardım edin. Ey millet, ilahlarımıza yardım edeceğiz. Ne yapacağız? Bunu yakacağız. İşte yakma kararı orada çıkıyor. Ondan sonra bir efendim oyuk kazıyorlar. İçine dünyanın odununu, kerestesini, artık kömürünü, kükürtünü neyse dolduruyorlar. 3 ay falan, 2 ay, 3 ay, aylarca diyeyim tutuşturuyorlar. Ateş öyle bir har ki alevlenmiş, havadan geçen kuşu kapıyor. Havadan kuş geçerken kuşu ateş alıyor. Öyle gür ateş. Kendileri de yanaşamıyorlar. Tam da ortasına atmalar lazım. Yakın yerden atsa hani belki kaçar diye. Şimdi tam ortasına atarsam kaçamaz. Ortasına da nasıl gidecek? Kendi yanacak. Bu sefer mancınık kurma fikri geliyor. Efendim, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma fikrini de
Acemlerden biri, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre bir Acem bu fikri veriyor, bu yakma fikrini. Ondan sonra mancınıklarda kuruluyor, İbrahim aleyhisselam çıplak soyunuyor, çıplak vaziyette mancının üstüne konuluyor. İşte onun için mahşere herkes nasıl çıkacak? Çıplak çıkacak. يُحْشَرُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü bütün insanlar uraten, çıplak, hüfaten, yalınayak, hurlen, sünnetsiz çıkacak. Yani ilk doğmuş, doğduğu gibi. اَوَّلُ مَنْ يُكْسَى İbrahim aleyhisselam فَاِنَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ عُرْيَانَا Bunlar hadis, ayet değil. Kıyamet günü bütün mahlukat çıplak çıktığı zaman ilk elbise kime giydirilecek? İbrahim aleyhisselama giydirilecek. Neden? Ateşe çıplak atıldığı için. Halil aleyhissalatu vesselam oradan aşağı atılacağı zaman Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya İbrahim helleke min hace. Bir ihtiyacın, bir şey var mı? Biz olsak yahu yanıyoruz burada, atıyorlar bizi ateşe, bir de gelmiş diyorsun ki bir ihtiyacın var mı yani? Ne demek ya? Ben de senin Allah'ına güvendim, sana güvendim. Yani Cibril geliyor gidiyor nasıl olsa, bir de Allah var her şeyi yaratan. Nemrut kim, putlar kim? Ben iman ettim bir olan Allah'a, ondan sonra başıma gelene bak. Koydular beni mancınağa, tam attı atacaklar, beni kurtarmıyorsunuz ya. Biz olsak hemen ne yaparız? Biz olsak, ya Allah bir şey yok, ben onu inkar ettim, hemen tamam, şeriatçı değilim arkadaşlar, beni çıkarın. Bir tane komiser öyle anlattıydı bana. Ya diyor, bu Müslümanlarda çok sahtekarlar var. Niye dedim, aldık adamı buraya diyor, sorguluyoruz, şeriatçı mısın? Değilim dedi diyor, bir tokat çaktım diyor. Gavur musun lan dedim diyor, Müslümansan şeriatçı olacaksın. O da zannetmemiş ki komiserin öyle diyeceğini tabii. Böyle komiserler falan oluyor tabii ki. Allah Allah. Efendi Hazretleri'nin köyünde de olmuş ya, o zaman jandarmaya şikayet ediyorlar, Elif Bağ okutanları, Kur'an okutanları köylerde basıyorlar, jandarmalar evleri. Milli şef dönemi. Efendim muhtar da hocayı şikayet ediyor. Yani madalya almak için. Bu hoca Elif Bağ okutuyor diye. Jandarman da o vakit komutanı tabii bunu çağırıyorlar, yani şahit diye. Efendim sen mi bunu gördün? Nasıl, nerede okutuyorlar? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Biliyorsun samanlıklarda, mamanlıklarda o zamanlar millet Kur'an okutuyorlar. O da diyor ki ben gördüm diyor. Şöyle okutuyorlar, böyle okutuyorlar. Alıyor bunu duvara bir çalıyor. Muhtar diyor, seni hangi gavur doğurdu diyor. Bu da zannediyor ki bana madalya takacak. Memlekette hoş, Müslüman yok değil. Yani biz hemen ne yapıyoruz? Su koyu veriyoruz. Hemen ben değilim, şu değilim, bu lafı ben demedim, şu manayı kastetmiştim. Lan bırak, doğru konuş. Sonra arkasında durabileceğin lafı konuşma. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Amin. Ey İbrahim, senin bir isteğin var mı diyor. Biz olsak, ya çabuk beni al buradan götür, sen zaten istediğin zaman uçuyorsun, uçuruyorsun. Ben de kurtulayım buradan, az daha atılacağız. Geç kaldın, yanmıştım ben birazdan. Gelmeseydi. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, emma ileyke fela. Sana mı ihtiyacım olacak diyor. Sana hiç işim olmaz diyor. Ya vallahi, ben en ufak bir şeyde Cebrail Aleyhisselam gelse, epey bir arzuhal liste veririm ya. Şunları hallet, ey mübarek meleklerin peygamberisin ya. Veririm, ne olacak? Gelmiş diyor, bir işim var mı? Ben de veririm. Bayağı bir zındıklar var, onları halleder. Şunlar liste veririm, zındıklar listesi falan. Ben öyle şey yapmam ki, acımam ki. Ondan sonra ama işte gelen yok, giden yok. Kendi kendimize gelin gibi olup duruyoruz. Ama Allah'a arzu halleri veriyoruz. Rabbim bazılarını hallediyor. Kimini dünyada, kimini ahiretten önce. En sonunda mühim değil, zındıklar ahirette gününü görecek. فَسَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَب۪ينَ يَنْقَلِبُونَ Yakında o zalimler ne biçim bir yere gideceklerini bilecekler.
efendim iman şartları ikidir diyenler, Yahudi Hristiyanlar cennete dolduranlar, dinler arası diyalog diye Kur'an'ı efendim hadisleri inkar ettirenler, kaderi inkar edenler, sahabeye sövenler, o Şia'yı destekleyenler, yakında o zalimler bilecekler hangi akıbet, hangi yere gidecekler. Onlar nasıl olsa ahiret var. Efendi Hazretlerimizin önemli bir sözü var bu hususta yani. Ahiret olmasaydı diyor, şimdi çatlardım diyor. Yani Allah'ın dinine karşı gayretimden dolayı diyor, şu anda çatlardım diyor. Ama ahiretin olduğunu bilmek bizi biraz rahatlatıyor. Çünkü yakındır görüşeceğiz. Yakındır görüşeceğiz zalimlerle, kafirlerle, münafıklarla, bu milleti ehli sünnetten ayırmak isteyen zındıklarla, hem de hoca kılığında, hacı hoca adı altında. Yakında görüşeceğiz. O mu şimdi? Evet. İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki, emma ile kefela, sana hacetim yok. Rabbine bir ihtiyacın var mı? İlmu bihali hasbi min suali. Diyor ki, Rabbim benim burada çıplak soyulmuş vaziyette mancınağa koyulduğumu ve ateşe atılmak üzere bulunduğumu biliyor mu diyor. Bilmez olur mu? Onun durumumu bilmesi ondan bir şey istememe lüzum bırakmıyor. Söze bak ya. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam'a ne düşer? Hadi bana müsaade, ne yapacak? Mancınıkla ateşin ortasına fırlatılıyor. Kulna, Kur'an-ı Kerim, biz dedik. Biz diyor bak Rabbim, biz dedik. Yani ferman buyurduk. Kime? Ateşe. Hangi ateşe? Ateşin cinsine. Ateşin cinsine. Ne demek ateşin cinsine? Yani şurada bir ateş yanarken ey ateş sön demiyor. Dünyadaki ateş denenlerin hepsine, ateşin cinsine hitap ediyor. Ey ateş! Kûni berden, soğuk ol. Ve selamen, hepten de soğuk olma da üşümesin İbrahim kulumuz. Esenlik ol. Ala İbrahim. İbrahim'e serin ve esenlik ol. Bu emir geldiği zaman dünyadaki bütün ateşler bir anda sönüyor. Sade o ateş değil, hepsi sönüyor. Çünkü ey ateş diyor. Allah Teala ateşe söz geçirir, suya söz geçirir. Ateş dedi mi bütün ateşler laf dinler, su dedi mi bütün sular laf dinler. Biz olsak hiçbir şeye lafımız geçmez. Çünkü biz aciziz. فَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَّهُ الْاَخْسَرِينَ Onlar ona hile yapmak istediler, biz onları rezil ettik. En zarardaki kullara ilhak ettik. وَنَجَّيْنَا وَلُوْطًا لَلَرْضُ الَّتِي بَارَكْنَا فِيَا الْعَالَمِينَ Onu da kurtardık. Yeğeni vardı Lut Aleyhisselam. Yeğeni, kardeşinin çocuğu. Lut Aleyhisselam'ı da, onu da kurtardık. Ondan sonra orayı bıraktı, hicret etti. Efendim, bereketli topraklara, Şam diyarına, Kudüs tarafına biz onu hicrete muvaffak ettik. Orada da neler oldu, neler oldu. Sare validemizle evlendi oradan. Şimdi ders İbrahim Aleyhisselam hakkındaki ders olmadığı için burada. Bu iş ne zaman oldu? Aşura gününde oldu. Onun için önemi var. İkincisi, Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı denizden karşıya ne zaman geçirdi? Aşura günde geçirdi ki tarihte en çok bilinen hadisedir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman hicret ettikten sonra ki Efendimiz de ne zaman hicret etti? Muharrem'in başında işte hicri yıl başlıyoruz. Neden? Hicretle başlayan takvimin başı Muharrem ayı. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde tam aşure günüydü. Efendimiz için de bu ne oldu? Çok büyük kurtuluş oldu. Mekke müşriklerinden kurtulmuş oldu. İslam devleti kurulmasına efendim başlangıç oldu. Bize kadar İslam'ın gelmesi de o sebeple müyesser oldu. Baktı ki Yahudiler oruç tutuyor. Sordu ki Yahudiler niçin oruç tutuyor? Dediler ki Musa Aleyhisselam ile İsrailoğulları aşure gününde denizden boğulmadan kurtuldu. Firavun da
düşmanı da boğuldu. Onun için kutlama ve şükür için tutuyorlar. Nehanu hakku bi Musa minhum. Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Onlar Musa'nın dinini bozdular. Onun için biz de onu kutlayalım. O nimete biz de şükredelim. Ve oruç tutalım. Buyurdular. 10. günü oruç tuttular. Yalnız sonra Yahudilere bir benzeme oldu görüntüsü vermemek için لَيْنْ عُشْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَيْسُمَنَّ اتَّاسِعَ Bir daha seneye yaşarsam 9'u da tutacağım dedi. Hani niçin 9-10 olsun da efendim kafirlere benzemek olmasın diye. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bir daha sene yaşamadı. Bundan dolayıdır ki bize sünnet olan nedir? 9-10 tutmak. Yani yarın ve öbür gün. Esas aşure orucu hangi oruçtur? Aşure günü pazartesidir. Ama sünnet olması için, bu vasiyete uyulması için 9-10 yani pazar pazartesi tutulur. E hoca efendi biz pazarda hanım manım kahvaltı ediyoruz çalık çacık biliyor musun? Ne yaparım dersen, madem hadi senin hanımınla keyfini bozmayalım, 10-11 yani bir gün ekle peşine, o zaman pazartesiyle salıyı tut. Ama işte o gün de iş günü. Oho senden bir gün şu var, bir gün bu var, ne yapacağız? Hiç tutma sen, kalsın. Şimdi bu oruç farz değil, vacip değil. Kuvveti sünnettir. Ramazan farz edilmeden evvel aşure günü orucu farzdı. Farz oruçlardandı. Ramazan farz edilince farziyeti kalktı. Ama sünnet-i müekkede kuvveti sünnet olarak kaldı. Kim aşure günü oruç tutarsa فَكَانَ وَصَابَتْ لَرَكُلَّهُ ömrü hayatının tümünü oruçlu geçirmiş gibidir. Bütün ömrü oruç yazılır. Böyle bir mübarek gün inşallah Rabbim nasip eylesin. Musa Aleyhisselam'ın meselesi uzun. Efendim İsrailoğullarının biliyorsunuz 400 sene Firavun'un elinde köle olmaları, ondan sonra bu tabi nereden beri kalıyor? İsrailoğulları Mısır'da nereden geldi Mısır'a? İsrail kim? Yakup Aleyhisselam. İsrailoğulları kimler? Yakup Aleyhisselam'ın oğulları. Kaç evladı var? 12. Biri Yusuf Aleyhisselam, 11'de kardeşi var. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşlerinin kıskanıp kuyuya atma meseleleri Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde zikrediliyor. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam kuyudan kurtulup Mısır'a geliyor. Mısır'da Maliye Bakanı'nın tarafından köle olarak satılıyor. Maliye Bakanı tarafından pazardan satın alınıyor. Ondan sonra hanımı Züleyha Validemiz ona aşık olma meselesi. Ondan sonra 12 sene hapis yatma meselesi. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın namus bakımından temiz olduğu anlaşılınca efendim bir de rüya meselesi var. Değil mi? O rüyayı da kral gördüğü rüyayı kimseye tabir ettiremeyince Yusuf Aleyhisselam'a tabir ilmi verildiği için ona çok önemli bir tabir yaparak işte stok yapmalarını efendim kıtlık olacağını 7 sene kıtlık olacağını 7 sene bolluk 7 sene kıtlık bu şeyi de tutunca bu rüyada tabir de çıkınca tabi devlet ekonomi hepsi bunun tabirine göre düzenlenmiş ambarlarda stoklar yapılmış falan filan o zaman bu zatın Allah dostu olduğu anlaşılıp büyük bir zat olduğu anlaşılıp hapisten çıkarıldığı zaman ne dedi? İc'alni ala hazainler beni hazine bakanlığının başına getir dedi krala. İnni hafizun alim ben dedi çok iyi bilirim malı da muhafaza ederim ekonomiyi canlı tutarım yani sizin işlerinizi yoluna koyarım. Ve Yusuf Aleyhisselam Maliye Bakanı oluyor. Ondan sonra tabii kardeşlerinin oralar Kenan ili kuraklık olunca ne yaptılar? Geldiler buğday istemeye. Bu sefer düştüler Yusuf Aleyhisselam'ın ocağına. Neyse o onlarla görüşmeleri falan. Neticede başta görülen rüya 11 yıldızı, güneşi ve ayı bana secde ederlerken gördüm babacığım. İnni raytu ehade aşara kevkeben ve şemse vel kamera raytum li sacidin. Bu rüyanın bir tahakkuku olmak üzere 40 sene sonra Yakup Aleyhisselam çocuğundan uzak kalıp 40 sene ağlamaktan gözleri efendim görmeyecek hale geldikten sonra
Yusuf Aleyhisselam Maliye Bakanı olmuş, Mısır'ın Azizi olmuş, kardeşleri de bu durum meydana çıkınca anne babanız dağılın. Tabi arada çok şeyler var, onları şimdi anlatamam. Alın gelin hepsini buraya, burada yerleşin. Kardeşlerini de affediyor. Böylece güneş, ay, yani annesi babası, 11'de yıldız, 11 kardeşi ne yapıyorlar? Geliyorlar, onun önünde hürmet ve tazim ediyorlar. Haza ya abeti haza tevilu rüyaya min kablu kad cealeha rabbi hakka. Baba diyor, 40 sene evvel, işte ne kadar evvel gördüğüm rüyanın tabiri buydu. 11 yıldız güneşli ayda annemle babam sizsiniz. İşte benim önümde böylece tazim ettiniz. Yani benim yüce bir makama geldiğimi gördünüz zahiren ve batınen, tabi maneviyatı da yüce bir makam. Ne oluyor? Böylece İsrailoğulları kaç kardeş? Yani Yakup Aleyhisselam'ın oğulları 12 kardeş. Bu 12 kardeşten gelen nesillerden ne oluyor? 12 kabile oluyor. Bu 12 kabile nerede yerleşiyor? Mısır'da, çünkü işte deminki olaydan beri Yusuf Aleyhisselam'dan sonra oraya hepsi toplanıyor ve orada kalıyorlar, yerleşiyorlar. Ondan sonra bu Firavun Kıptilerden, Kıptı milletinden fakirin biri, yani mezarlıklarda mezarlıkçı, Firavun'un esas mesleği mezarlıkçı, mezarda kabir kazıyor bilmem ne, cenaze işlerinde yani. Fakat onun da bir kıssası var, şimdi vakit yetmez. Dolap şu bu bir yerden bir yere geliyor, bir yerden bir yere, entrikalar mentrikalar. Bakıyorsunuz görüyorsunuz, yani Irak'ın başına Saddam gelmiş, nereden gelmiş bakarsın, fakir bir aileden, hiçbir soyu sopu yok ama, değil mi? Oradan askeriyeye giriyor, askeriyeden şuraya geliyor, şuradan bir ihtilal geliyor. Şimdi Beşşar Esed denen, Allah boynu devirsin, Allah bir an evvel rejimini devirsin, Allah Şia'yı kahreylesin, Ehl-i Sünnet'i kurtarsın Aşure günü hürmetine. Yani Ehl-i Sünnet'i kesiyorlar Suriye'de şimdi. Tabii ki ya bu onun babasının, Hafız Esed dedikleri, dinsiz kitapsız Nusayri, onun da durumu neydi yani? Yine askeriye giriyor, yani fakir makir bir şey, kral oluyoruz diye babadan oğula kalmak değil bu. Giriyor askeriyeden, ondan sonra etrafına birkaç çapulcu topluyor, bilmem ne, bir ihtilal, deviriyor aşağı, ondan sonra 40 senedir Suriye çekiyor, ora çekiyor. Kaddafi ne? Kaddafi de öyle. Efendim çölün çingenesi, gelmiş oradan, efendim yine askeriye giriyor, albay malbay, bir ihtilal yapıyor, ondan sonra olmuş kral, 40 sene milyon dolarlar, milyar dolarları yemiş içmiş. İşte Firavun'un da mazisi bu. Mezarlıkta çalışan biri, artık orada ne hilelerle ne dolaplarla böyle geliyor. Adam, yalnız Nemrut'la Firavun'un farkı var. Firavun bölgeseldir. Yani Mısır ve civarıdır. Nemrut bütün dünyaya hakimdi. Burada fark var. Dünya kuruldu kurulalı bütün dünyanın yönetimini iki Müslüman, iki de kafir üstlenmiştir. İki Müslümanın birisi Süleyman Aleyhisselam'dır, birisi Zülkarneyn Aleyhisselam'dır. İki gavurun birisi Buhtü Nassar denen kafirdir, bütün dünyayı eline geçirmiştir. Roma hükümdarlarına, yani Hristiyan olarak, tabi o Kudüs'ü yakmış, yıkmış, bütün her tarafı efendim harap etmiştir, Tevratları yakmıştır. Hristiyan olmayabilir, belki Hristiyanlıktan da öncedir. Buhtü Nassar denen kafir, o çok meşhurdur, İsra suresinin ilk sayfasında anlatılır. Tevratları yakmıştır, Mescid-i Aksa'yı yıkmıştır, domuzları bağlamıştır oraya. Efendim, bu Buhtü Nassar dünyaya hükmetmiştir. İkinci gavur da Nemrut'tur. Kenan oğlu Nemrut, o da bütün dünyaya hakim olmuştur. Firavun bölgeseldir. Mısır ve civarında etkili olmuştur. Firavun'un Nemrut'a benzediği taraf işte ilahlık taslaması ve kendine taptırması, putlar yaptırıp o putları da sembol edip kendisine taptırması. Efendim 400 sene ırgat gibi çalışmışlar. Peygamber evladı tabi İsrailoğulları. Çok ağır, zor işler çekmişler. Neticesinde de yine bir rüya görüyor Firavun. Efendim şimdi rüya meselesi sorulduğu zaman biz ne cevap veriyoruz? Gavurun gördüğü rüya bile geçerli olabilir mi? Olur diyoruz. İşte delili budur. Nemrut'un gördüğü rüyada gerçek çıkmıştır.
Firavun'un gördüğü rüyada gerçek çıkmıştır. Demek ki rüyası çıkması için adamın çok takva falan, evliya olması şart değildir. Rüya başına gelecek bir şeyi ona bildirme manasındadır. Allah dosta da bildirir, düşmana da bildirir. Onun hikmetleri ve sırları vardır. Firavun rüyadan ayılıyor, çok paniğe kapılıyor. Gece yarısı dehşet içerisinde kahinleri, müneccimleri çağırıyor. Rüyayı anlatıyor, diyorlar ki senin bu rüya doğru çıkarsa senin mülkünde bu sene bir çocuk doğacak ve yani bu sene veya işte neyse yakın senelerde tacını tahtını başına geçirecek. Olmaz böyle şey, olur da olmazdı. Ne yapalım? Erkekleri keselim, kızları bırakalım. Bu sefer başlıyorlar kesmeye. Musa Aleyhisselam'ın doğduğu sene gelmeden evvel hemen hemen yani tümü 90 bin, bir rivayet 70 bin çocuğu boğazlatıyor. Ebelerin başında şey, muhafızlar duruyor. Doğar doğmaz çocuk erkekse boğazlıyorlar. Efendim kızsa bırakıyorlar. Bu başlıyor bu tatbikat. Epey seneler sürüyor. Bu sefer Firavun hanedanı geliyorlar Firavun'a. Diyorlar ki bu iş yanlış. Niye diyor? Çünkü diyorlar bizim eskiden kalma kölelerimiz yaşlandı. Yeni köle lazım işleri yapmak için. Fakat sen de diyor bunların yeni doğan erkeklerini kesiyorsun. Erkeklerin yapacağı güçlü işleri de kızlar yapamıyor. Ondan dolayı bir zaman sonra diyorlar zor işler bize kalacak. Yani sen ağa ben ağa inekleri kimse ağa demiş yani. Bu sefer diyorlar biz böyle alışmamışız bu tatbikata. Onun için bir çözüm üretelim de bir kısım oğulları yaşasın yani erkek lazım köle. Erkek köle kalmayacak. Meclis toplanıyor, karar çıkıyor. Diyorlar ki bir sene affedelim, bir sene doğanlar yaşasın, bir sene keselim. İşte gavurun mantığı bu. Ondan sonra şimdi bak ulan Allah'ın manyağı diyeyim sana. Kafasız. Bir sene bırakıyorsun. Ya rüyandaki çocuk o bıraktığın sene doğarsa? Bir sene ya bu. İşte kafa yok. Muhmafi diyorum ya ben bazen. Ondan sonra bu sefer bak şimdi Allah'ın işine. Allah ne yapıyor? Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın nesi? Bir yaş büyük abisi. Harun Aleyhisselam hangi sene doğuyor biliyor musun? Af senesinde doğuyor. O kurtardı. Musa Aleyhisselam hangi sene doğuyor? Kesim senesinde doğuyor. Yani Mevla buyuruyor ki ben o çocuğu yaşatacağım, doğurtacağım ama o senin af senene de sığınmayacağım. Senin kesme kararı çıkarttığın senede senin adına efendim yaratacağım. Ve Musa Aleyhisselam annesi doğuruyor. Hiç sesi çıkmasın çocuğun diye. Çocuk ağlasa mağlasa, komşum falan şikayet etse o hamile olduğundan beri gizliyor kendini. Hiç hamileliğini hiçbir komşu duymamış. Musa Aleyhisselam'ın annesi abide saliha bir kadın. Dolayısıyla ve evhayna ila ummi Musa nerdi'i biz Musa'nın anasına vahyettik diyor. Peygamber değil ama ilham geliyor. Şimdi öbür karılar tabii rahat durmaz. Hamile kalacak. 9 ay nasıl evde çıkmadan dursun? Çıkınca iş meydana çıkıyor. Ama Musa Aleyhisselam anası sabırlı, hiç dışarı dışarı çıkmıyor. Hamileliğinden doğumuna kadar kimse görmemiş. İbadet, zikir. Bu sefer kimsenin haberi yok. Doğuruyor hemen, o şeyde tespit edemiyor yani, kayıt kuyuta girmiyor hamileliği. Bu itibarla ebe mebe çağırmak icap etmiyor yani. Musa Aleyhisselam doğuyor, biraz işte annesi birkaç zaman emziriyor, fakat korkuyor. Neden korkuyor? Şimdi bir... Büyüyor çocuk, bir ses duyulsa, bir şey olsa çocuk bu. Nasıl koruyacağım? Biri ihbar eder, çocuğumu keserler, ne yapacağım diye korkarken Allah Teala buyuruyor ki sen onu emzirmeye devam et. فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ne zaman korkarsan ki buna bir şey olur, yakalanırız. فَاَلْقِيْ فِي الْيَمْ ne yap onu? Dereye at. Nil ırmağına bırak diyor. Ya Rabbi Nil Irmağı'na bıraktık mı bu çocuğu? Zaten Firavun boğazlasın daha iyi, en azından cenazesini görürüz. Irmağı bıraktık mı nereye gider?
Diyor ki sen karıştırma. Ve la tehafi. Ey Musa'nın annesi, korkma. Ve la tehzeni. Üzülme. İnna radduhu ileyki. Biz onu sana geri çevireceğiz. Ve ca'iluhu minel murselin. Hem de onu peygamberlerden yapacağız. Şimdi Firavun'un öldürme kararı geçer mi? Mevla'nın kararı geçer. Peki şimdi burada ne anlıyoruz? Allah dostları, evliyaullah gaybı bilir mi bilmez mi? Allah bildirirse bilir. Yok efendim Allah bildirmez. Ne biliyorsun bildirmez? Bildirmez efendim, bildirmem diyor. Öyle bir şey demiyor. İlla menir tazamir rasul. Sevdiğim seçtiğim peygamberlere bildiririm diyor. O zaman bu peygamber olmayan evliyaya bildirmez. Bildirir efendim. Niçin? Çünkü peygambere tabi olanlara da keramet tarikiyle bildirir. Delilim var mı? Var. Hem de kapı kadar. Bu ayet delilimdir. Musa aleyhisselamın annesi kadından peygamber olur mu? Olmaz. Peygamber olmadığına göre ne sınıfından? Evliya sınıfından. Yani velilerden, veliye, saliha bir kadın. Peki ona Allah Teala daha Musa aleyhisselam emzikteyken onu peygamber yapacağını söyledi mi? Peki bu gayip miydi? Kaç sene sonra ilerisine yönelik miydi? Demek ki Allah bildirirse peygamber olmayanlar da gaybı bilir. Bu da bunun delilidir. Efendim, şimdi Musa aleyhisselam'ı tabi annesi korkunca bir sandığın içine koyuyor. Bir de ne yapacak biliyor musun? Allah Allah, ziftleyecek sandığı. Her tarafını ziftliyor su girmesin diye. Ziftliyor, kapağını kapatıyor, her tarafını zift. Bu nasıl nefes alacak ya? Allah Allah. Hey gidi hey. Allah yaşattı mı yaşatır. Hem suyun içinde, hem de kutunun içine, kutu da ziftli. Süleyman Ateş'e kapak olsun bu da. Ne diyor? İsa aleyhisselam gökte nasıl yaşayacak? Oksijen yok diyor. Vay 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 vay. Diyanet kimlerin elinden kalmış gelmişiz bugünlere kadar. Efendim, o vaziyette kapatıyor, koyuyor ırmağa. Ve kâlet yuhti kussî. Kız kardeşine de diyor ki, sen diyor bu şeyi takip et diyor. Bu sandığı takip et. Irmaktan gidiyor. Febesurat bi ancülübin vüm lâ şuurûn. Uzaktan hiç belli etmiyor sandığı takip ettiğini. Kardeşi, kız kardeşi kıyı kıyı gidiyor. Bir yandan da sandıkta göz. Kimse onun farkında değil. Ondan sonra tam geliyor Nil ırmağından, ırmak kollara ayrıldığı yerler var. Bir taraftan düz gidiyor denize doğru, bir tarafta Firavun kendi sarayının altına doğru hark açmış. Firavun diyor, اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَادِهِ الْاَنْهَارُ تَجْدِي مِنْ تَحْتِي. Musa aleyhisselam peygamber olup da gelince, Musa aleyhisselama meydan okurken ne diyor? Mısır mülkü saltanatı benim değil mi? Bu ırmaklar benim altımdan akmıyor mu? Ya, ama sonra bir ishal olacaksın ki altını tutturamayacaksın işte. Ya, ırmaklar altından akıyor, birazdan da ishaller akacak. Asayı koydu mu bütün yutacak köşkü, değil mi? İşte böyle. Ondan sonra tam geliyor, kız kardeşinin kalbi çıkacak. Niye? İstiyor ki Firavun'un tarafına gitmesin. Allah da istiyor ki Firavun'un tarafına gitsin. Şimdi Firavun'un tarafına gitmese denize gider. Halbuki Mevla ne istiyor? Firavun'un kucağına gitsin. Allah. Oradan eyvah diyor kız kardeşi. Baktı ki git, sandık girdi şey. Yandık diyor. Anasına da haber ediyor. Bir üzüntü, bir üzüntü. Ondan sonra Firavun'un hanımı ne? Kim? Asiye validemiz, anamız, baş tacımız. O da inanan bir kadın. Tevhid ehli. Asiye validemiz de Firavun'la beraber işte neyse ırmağın kenarında sazlıklar var, çalılıklar var. Yıkanırlarken sandık geliyor, geliyor bunların gözünün önüne geliyor. Ondan sonra efendim Firavun aldırın bunu bakayım, bu sandık neymiş bunu? Çünkü onun özel suları çekiyorlar, alıyorlar. Musa aleyhisselam'ın adı
Aslında Muşa. O İbranice'de Musu demek, Şa'da ağaç demek. Aslında Arapçaya da yakın. Arapçada da Masu demek, Şa şecer, şecer ağaç demek, şecer. Şa ağaç. Onun için şimdi bu İsrail'deki adları ne? Moşe. O Moşeler hep Musa demek işte. Niye Musa Aleyhisselam'a o isim takılıyor? Su ile çalılıkların arasında bulunduğu için. Su ile ağaç çalık arasında. Hemen şey sandığı açıyorlar. Açar açmaz Asiye validemizin eline düşüyor. Asiye validemiz bir bakıyor. Musa Aleyhisselam gözünü bir açıyor. Gözünden bir nur çıkıyor. O nur Asiye validemizin kalbine işliyor. Bu çocuk çok büyük bir çocuk diyor. Hemen onu sahipleniyor. Firavun da kısır. Kısır derken şimdi kısırlık meselesi de var. Bir de şu var. Asiye validemizle hiç cima edemiyor. Allah Teala onu Firavun'dan korumak için ne zaman cinsel münasebet istese bir peri kızını onun suretinde bir periyle onu çiftleştiriyor. O Asiye validemizle birleşiyorum zannediyor. Bundan dolayı da çocuk olmuyor. Anladın mı şimdi? Ama belki perilerden çocuğu çok olmuştur şeytanlardan. Onu bilmem. Düğünlerinde bulunmadım dedi ya. Şeytanın düğününde. Şeytanın karısı var mı dedi. Düğünlerinde bulunmadım dedi ulema. Yani onları bilmem. Ama Asiye validemizden çocuğu yok. Çocuğu olmayınca da koca bir kral mülkü kime bırakacak? Çocuğu da olmayınca Asiye validemizi Mevla ilham ediyor. O noktadan hassas damarını yakalıyor. La tektülü. O biliyor çünkü kesim senesi ya, bir de çocuk, ne olur bunu öldürmeyin diyor. Firavun tabii biraz merhamet etmemek istiyor çünkü neden? Tehlikeli olabilir bu çocuk. Hasan yenfa'ne, bu çocuğun bize faydası olabilir. Evnettehize veleden. Biz bunu evlat ediniriz, bak seninle benim bu kadar senedir çocuğum olmuyor, bir evlatlığımız olsun. Diyor, Firavun da biraz yumuşuyor evlatlık meselesinden. Bunun üzerine, hadi bakalım. فَلْتَقَتْهُ عَالُ فِرْعَوْنَ Firavun hanedanı Musa'yı sudan aldı. Niçin aldı? لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا Sonunda onların başına pela açacak büyük bir düşman olsun diye. Ama bilseydi düşman olacak almazdı. Üzüntü olsun diye aldı. Ondan sonra efendim Firavun şimdi onu kucağına almaya başlıyor. İşte evladım diye sevmeye başlıyor falan. Fakat bütün emzirici kadınları getiriyorlar. Kimseyi emmiyor. Emmediği zaman da ne oluyor? Ağlıyor. Süt emmeyince ağlıyor. Ağlaması durmuyor. Saray, maray, her yer keyif kaçıyor. Devamlı çocuk ağlarsa adam ne yapar? Ben de öyle çok ağlıyormuşum. Babam kaldırmış beni duvara vurmuş bir kere. Anam öyle anlatıyor. Belki öyle duvara vurdu ya kafam açıldı ya da vurmasaydı daha akıllı mı olurdum, yarım oldu böyle bilmiyorum. Ama çok gazlıymışım. Şimdi de aynı gazdan böyle demek. Ağlıyormuşum, ağlıyormuşum. Babam da gece işten geç geliyor, sabah da erken gidecek adam uyutmuyor beni diye duvara vurmuş. Allah selamet versin ona. Ondan sonra efendim Firavun da bunu tabii bu ne ya? Uyku yok, bir şey yok. Alıyor şimdi kucağına güya susturacak onu. Musa Aleyhisselam da bir tokat çakıyor buna. Tokatı çakınca bunun siniri bozuluyor. Hanımına diyor ki bu diyor, bana düşman diyor. Yahu diyor, bırak Allah aşkına, küçücük çocuk ne anlayacak da sana düşman olacak? Ya olur mu diyor ya, bana diyor, ne biçim çakıyor diyor. O diyor ki, yahu diyor, yapma beleş diyor. Kafana takma diyor, bunu öldüreceğim, öldürme diyor falan. Bu ne yapıyor, bu bizi öldürecek diyor ya. Ağlamak, bağırmak, bir şeyler. Hatta Firavun orada bir imtihan ediyor. Diyor ki, ben diyor bu çocuğun akıllı olduğuna inanıyorum diyor. Bu da akıllı, bu bana kasıtlı yapıyor diyor. İmtihan edeceğim diyor. Ne imtihan edeceksin? Bir parça altın getirin, bir parça da ateş getirin diyor. Hangisine tutacak bakalım? Ulan rastgele belki tuttu altına. Yok, altına tutarsa akıllı olduğunu anlayacağım, öldüreceğim diyor. Mantığa bak ya. Ondan sonra efendim getiriyorlar. Asiye validemiz tabii öyle içinden kan ağlıyor, Allah'a sığınıyor. Getiriyorlar. Musa Aleyhisselam da altına tutacak. Yani elini altına götürecek. Tam o anda Cebrail Aleyhisselam o hızlı gelişlerinden biri. Dört kere acele geldim diyor ya. Apar topar. Nereden geliyor? Arştan. Arş nereydi?
Kaç senelik mesafe? 7 kat arasından 500. 5 kere 7? 3500. Oradan kürsüye? 4000. Oradan suya? 4500. Oradan arşa? 5000. 5000 senelik mesafeden nasıl geliyor? Anında geliyor. Geliyor, hemen Musa Aleyhisselam'ın elini nereye çeviriyor? Ateşe doğru çeviriyor. Musa Aleyhisselam da bu sefer ateşi tutuyor. Ondan sonra da ben hepten çocuğum, hiçbir şey anlamıyorum diye göstermek için ateşi de ağzına biraz koyuyor. Aa, bu hepten safmış diyor ya. Musa Aleyhisselam öyle kurtuluyor ama ateşten ağzına biraz değdiği için konuşmasında pelteklik kalıyor. Onun için Musa Aleyhisselam konuşurken peltek konuşurdu. Hatta Tur Dağı'nda vahiy geldiği zaman Firavun'a git vaaz et diye Medyen'den dönerken ne diyor? Ve ahi Harun ve efsahu minni lisanen. Ya Rabbi ben peltek konuşuyorum, biraz benimle dalga geçebilirler. Kardeşim Harun'un dili daha düzgün, onu da bana destekçi yap da onu da peygamber yap, beraber gidelim diyor. Tabi Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Gönlümü geniş et, işimi kolay et. Vahlul ukdeten min lisani. Taha suresinde yefkahu kavli. Dilimdeki düğümü, peltekliği de çöz de vaaz edeceğiz, doğru anlasınlar diyor. İşte o yaşa kadar peltek kalıyor. Ondan sonra tabi süt anne bulamamaktan dolayı bizar olunca kaç bin tane kadın kimseyi efendim almıyor. Neden? İhtiyacı var. Süt almamış, embemiş. Ve harramna aleyhil merada min qablu. Kasas suresi. Rabbim ne buyuruyor? Ben ona hiçbir kadından süt emmeyeceksin diye yasak koydum diyor. Hiçbir kadını ememez. Bu sefer ne oluyor? Kız kardeşi geliyor. Kız kardeşi geliyor, diyor ki Asiye validemizi işte buluyor falan. Diyor ki hel edullum edullukum ala ehli beytin yekfulunehu lekum ve hum lehu nasihun. Şimdi diyor bu çocuk emmiyor ya, ben bir kadın tanıyorum diyor, yani annesini diyor. Fakat diyor o kadın diyor bütün herkes onun efendim bütün çocuklar onu emer diyor. Onda bir koku var diyor. O kokudan dolayı herkes emer onu diyor. Onu size göstereyim diyor. Diyorlar ki kadın gelsin burada sarayda bakalım, yer yapalım. Yok diyor, kadının bir çocuğu daha var. Harun Aleyhisselam var ya, ondan sonra af senesinde olduğu için onu açıklamak kolay. O kayda geçmiş. Diyorlar ki onun o çocuğunu da bırakamaz. Onun için bu çocuğu oraya götürelim diyorlar. E o zaman gelsin bir bakalım diyor, çocuk bunu emiyor mu? Emdiğini görürsek göndeririz diyor. O da gidiyor kardeşi, annesini alıyor geliyor. Annesini hemen emmeye başlıyor. Oh diyorlar, çocuk bir rahat, işte ağlaması durdu falan. Ne yapalım? Tamam diyorlar, gönderiyorlar. Böylece Musa Aleyhisselam'a Mevla ne buyurdu annesine? Korkma, üzülme, onu sana geri çevireceğiz. Musa Aleyhisselam geliyor evine, orada emme sürelerini dolduruyor, sonra Firavun'un sarayına geçiyor. Herkes onu ne biliyor? Firavun'un oğlu biliyor. Firavun'un oğlu biliyor. Kaç sene? 30 sene. Tam 30 yaşına geliyor. Orada tabii kendisinin İsrailoğullarından olduğunu kendi biliyor. Ama onlar bilmiyor. Firavun hanedanı bilmiyor. Kıptı ile bir Kıptı ile Firavun'un adamlarından bir de İsrailoğullarından biri kavga ederken o da çok güçlü kuvvetli yolda buna şahit oluyor. O İsrailoğullarından olan bundan yardım istiyor. Yardım isteyince Kıptı'ya karşı Kıptı'nın yanına gidiyor, bıraksın onu diye bir tokat atıyor. Tokatı da mübarek işte, adamı öldürüyor. Çok da güçlü kuvvetliydi mübarek. 70 bin biri var, 90 bin çocuk kesildi ya onu bulmak için. O çocukların bütün gücü kuvveti, aklı zekası ona veriliyor Allah tarafından. Onun için bir tokatta adamı öldürüyor ama öldürmek için vurmuyor, bıraktırmak için vuruyor. Fakat onun zaman üzülüyor. Hâdâ min amelis şeytân nev'adûn mudillûn mubîn. Ya bu şeytan işi oldu diyor, şeytan saptırıcı düşman. Niye ben gittim bu adama tokat attım? Rabbi inni zalemtü nefsî feğfirli. Ya Rabbi nefsime zulmettin, beni affet falan. Dualar ediyor. Fakat adamın o İsrailoğullarından, İsrail'iyle
bundan başka şahit olmadığı için adam yolda ölü bulunuyor yani. Mesele çözülemiyor. Fakat ertesi gün oluyor. Ertesi gün aynı İsrail oğullarından olan, bunun akrabasından olan adam başka bir Kıpti ile takışıyor. Başka bir Kıpti ile takışınca yine Musa Aleyhisselam'dan yardım istiyor. Diyor ki Musa Aleyhisselam da bu sefer sinirleniyor. Sinirleniyor ama o yine Kıpti'ye gidip bir tokat atacak, niyetleniyor. Niyetleniyor ama buna da yüz vermemek için diyor ki İnneke le gaviyyun mübin. Sen de ne azgın adamsın be. Her gün biriyle kavga mı edilir diyor. Ona bir laf atıyor fakat Kıpti'nin üstüne doğru gidiyor. Fakat bu bana kızdı diye benim üstüme gelecek zannediyor. Zaten dün de gördü meseleyi, bir tokatlık canı var. Bu büyük tokat vurdu mu ölüyor adam. Bu sefer işte ya dost işte. Diyor ki türidün taktüleni kema katelte nefse bilem. Dün bir adam öldürdün, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun diyor. Kendi adam. Bunu deyince öbürü vay anasını, dünkü bütün şura toplanmış meclis hanedandan biri kim öldürdü bunu diye bulamıyorlar. O adam duyunca vay bu öldürmüş diyor. Doğru saraya kaçıyor. Musa Aleyhisselam da efendim bir tarafa sokuluyor. Ne olacak ne bitecek beklerken ve carracülü müneksal medineti yes'a, şehrin uzak yerinden bir adam koşa koşa geliyor. Kale ya Musa innel meleye temirune bikel yektülük. Ulu cemaat toplandı, meclis, senin öldürülme kararın çıktı. Fahruci neylekemden nasayin. Hadi çık, kaç buradan, ben senin iyiliğini istiyorum. Musa Aleyhisselam'ın yolculuğu başlıyor. Nereye gidiyor? Medyen'e gidiyor. Medyen'den Şuayb Aleyhisselam'la buluşuyor, işte kızlarına su çekiyor falan. Oradan bir kızıyla evlendiriyor, oradan 10 sene onun çobanlığını yap. Bunları da anlatmaya kalkarsam sabaha çıkamayız. Bunları hızlı geçelim. 10 sene bitiminde annesini falan, abisini özlüyor görmek için, gizli gizli. 10 senede de insanın şekli falan da değişiyor, kılık kıyafeti. Tanınmaz ümidiyle gelirken Tur Dağı'nda, Medyen'den yol Tur Dağı'na geliyor, Mısır'a gelecek. Tur Dağı'ndan geçerken bir ağaç, bir ateş görüyor. Tabii kar tipi fırtınaya kalıyor. Hanımı da doğum yapma sancıları tutuyor. Ot yok, ocak yok. Donacaklar. Orada bir ateş belirince diyor ki hanımına biraz dur, koyunları da var. Şuayb Aleyhisselam kayınpederi bayağı da bir koyun vermiş. Adem Aleyhisselam'la birlikte cennetten inen bir asa var. Hani dayak cennetten çıkma derler ya, sopa. O sopa o yani. Adem Aleyhisselam'la cennetten inen bir asa var. O asayı da ne yapıyor efendim? Hediye ediyor. Çünkü emanet onun, manen ona verilecek. O asa, onu da almış. Ateşi görünce diyor ki hanımına, ümküzü, biraz burada siz durun, inni anestü nâran, ben bir ateş gördüm. لَعَلِّ يَعَتِيكُمْ نَا بِخَبَرِنْ اَوْجَزْوَتِمْ لَنَّرْ لَعَلَكُمْ تَسْطَلُونَ. Ateş kendi başına yanmaz diyor. Ya başında bir yakan vardır, yol sorarım, ya da kimse yoksa da ateşten bir parça alırım, gelirim sizi ısıtırım diyor. Ne zaman ki gide geliyor, bakıyor ateş, nasıl ateş? Duman yok, çat yok, çıt yok, ses yok, bir şey yok. Bir ağaç, ben o ağacı ziyaret ettim elhamdülillah. Hala duruyor o ağaç. Resmini de basmıştım evvelce. O mübarek ağacın bir misli daha yok. Nereye eksen bitmiyor. Kökü de yok, böyle yerden çıkıyor. Duruyor orada, Sina çölünde, Tur Dağı'nın dibinde. Efendim, o ağacın kilise yapmışlar tabii, şimdi etrafında kilise var. Ağacın geliyor, bakıyor, ağaç yarı beline kadar ağaç, yarı belinden sonrası nur. Onu görünce şaşırıyor, kalıyor ağaçtan. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ ya Musa. Tam oraya yaklaşırken Allah'tan ilk vahiy geliyor. Ey Musa diyor. Bakıyor sağa sola, bir şey yok. Fakat onu duyduğu zaman bütün vücudu kulak oluyor, her yerine giriyor. اِنِّيَ نَرَبُّكَ ben senin Rabbinim diyor. فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ ayakkabılarını çıkart. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسُ Tuva, kutsal Tuva vadisindesin diyor. Hemen ayakkabılarını çıkarıyor, dağdan aşağı atıyor. وَاَنْ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ben seni peygamberliğime seçtim, şimdi sana neler vahyedilecek iyi dinle diyor. اِنِّيَنَ اللّٰهُ ancak benim Allah. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا benden başka ilah yok. فَعْبُدْنِي ancak bana tap.
ve kımis salate li zikri. Namazı da beni hatırlamak için kıl. Zikir için kıl. Vahiyler geliyor geliyor. İşte o zaman ya Rabbi diyor benim dilimi çöz de ben bunları anlatayım. Ne olacak? El kasak, şu elindeki değneği bir yere bırak da sana bir şey göstereyim diyor. Bir mucize vereyim sana. Firavunu bununla susturacaksın. İzebilen Firavun eline o da. Git Firavun'a, Firavun azmış, ona vaaz et. Ya Rabbi ben Firavun'a nasıl vaaz edeceğim? Sen merak etme. Şu elindeki asayı bir yere bırak. Yere bir bırakıyor, asa oluyor bir ejderha, dağı bayırı yutacak. Musa Aleyhisselam da korkuyor. Kullâ lâ tekâf. Ya Musa korkma. O sonra al diyor eli. Geri al. Senu'idvâ sîrate'l-ûlâ. Ya nasıl geri alayım? Canavar olmuş, dünya yutacak. Diyor geri al. Sen ona elini uzatırken eski asa şekline çevireceğim diyor. Musa Aleyhisselam elini yaklaştırırken değnek oluyor bu kadar. Alıyor değil. Gördün mü bunu? Gördüm. Bunu diyor Firavun'a göstereceksin. O biliyorsunuz büyücülere de bunlar alt etti. 70 bin büyücüyü. Mucizelerini bunlar izhar etti. Ondan sonra işte uzun Firavun'a geliyor. Harun Aleyhisselam'a da Allah peygamberlik gönderiyor o arada Cibril Aleyhisselam'ı. Buluşuyorlar önce. Firavun'a gidiyorlar. İki tane pejmurde kılık kıyafet yollardan gelmişler. Fakir fukara şeklinde. Kapıdan hiç kaç kapı var. Kapıdan geçirmiyorlar hiç. Şudur budur. En sonda diyorlar ki bizim Firavun'la görüşmemiz var. Ya randevunuz var mı? Yok. Sizi tanıyor mu? Tanır diyorlar. Eskiden tanışıklığımız var. Efendim. Musa dersin. Lan ne Musa? Kim tanır Musa falan. Şudur budur. Görüştürüyor musunuz? Görüştürmüyor musunuz? Ya ne görüştürmesi? Firavun'a bunu biz haber olarak bile ulaştıramayız ya. Böyle biri senden görüşecek. Bunun şey mi olur yani? Rezil oluruz ya. Kimmiş o? Kapıya gelmiş. Görüştürmüyorsanız diyor. Asa ile şöyle köşke bir vuruyor şöyle. Köşk böyle bir zelzele oluyor. Böyle. Firavun yukarıdan tahttan düşüyor aşağı. Kuvvetli zelzele öyle. 7 şiddetinde değil ha. Bir vuruyor. Firavun ne oluyoruz ya? Tabii bu sefer aşağıdakiler diyor. Ya diyor işte efendim diyor burada bir adamlar var sizden görüşmek istiyor. Kılık kıyafetleri de dağınık. Biz de sizin huzurunuza onları layık ve münasip görmedik ama işte ondan dolayı da böyle oldu. Vurdu mu sallıyor. Ne yapacağız bu sefer? Firavun bu sefer kızıyor. Ulan böyle adamların getirin daha ne şey diyorsun? Sarayı mı yıktıracaksınız da? İki defa sallandı mı gider aşağı. Hadi bakalım. Geliyorlar ikisi. O da uzun bir mesele, mücadele var orada. Aa kimsin? Beni tanıdın mı tanım? Ben Musa. Öyle mi? Ne oldu? Nasılsın? Ne haldesin? Efendim, sen bir adamı öldürdün, kaçtın. Diyor şimdi Firavun. Sen şimdi diyor bırak o işleri. Başka işlere geldim ben. Niye diyor? Firavun Musa Aleyhisselam'a diyor ki ve faalte faalete kelledi faalte. Elem nurabbike fina veliden. Yahu seni diyor ben çocuk bebek olarak almadım mı? Sarayımda beslemedin mi? Ondan sonra öyle bir istefina min umrike senin. Yıllarca 30 yaşına kadar benim sarayımda yaşamadın mı? Ve faalte faalete kelledi faalte. Ve ente minel kafirin. Ne iş ettin bir de benim hanedanımdan adamı öldürdün. Ne kafir adamsın sen diyor. Firavun da Musa Aleyhisselam'a kafir diyor. Yani nankör yani. Musa Aleyhisselam diyor ki ben ne diyorum sen ne diyorsun. Ne oldu? Ben diyor peygamber oldum. Firavun da hiç şaşırmadı tabii. Az daha diyecek ki ben senin gibi peygamber göndermedim ki. Kendini ilah zannediyor ya. Nasıl peygamber oldun diyor ya. Yahu diyor ben de bilmiyorum diyor. Ben diyor kaçtım diyor anlatıyor. Sizden korktum diyor. Kaçtım, gittim, Medyen'de kaldım. 10 sene dönüyordum. Ağaçtan nida geldi. Alemlerin Rabbi varmış diyor. Allah'ım dedi diyor falan. Kimmiş o diyor ya? Musa Aleyhisselam diyor, göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, arasındakilerin Rabbi deyince, şimdi arasındakiler deyince buna da taalluk ediyor tabii arasındakiler. Öyle şey mi olur diyor ya sen, deli misin nesin, benden başka Rab yok diyor. Ya diyor doğunun Rabbiymiş, bir boyuna yapıyor, bir de enine yapıyor. Firavun arada sıkıştı yani. Diyor Rabbul meşriki vel magrib ve ma beynehuma. Doğunun Rabbi, batının Rabbi, yine arasındakilerin Rabbi deyince enlemesine de boylamasına da arada kalıyor yani. Her yer Allah'ın.
Artık neyse sinirleniyor bayağı. Le inittekazde ilahen gayri lec'alennike minel mescunin. Benden başka ilah tanırsan seni hapislerde çürütürüm falan falan. Diyor ki evlevciyetüke bir şeyin mübin. Sana diyor bir bu Allah'ın varlığına dair açık bir şey göstersem yine beni hapse attırabilir misin? Fe'ti bi'in kudde minel sadibi. Doğru konuşuyorsan getir diyor. Fe'elka asav. Değnek hazır. Malzeme bu kadar. Uzaylar, füzeler lazım değil. Asayı bırak. فَاِذَا يَثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ Bir ejderha ağzını açıyor, altı sarayın altında, üstü üstünde. Bütün hepsini yutabilecek kadar büyük. Bir de yedi beyza mucizesi var. Turdağında Mevla ona dedi ki, sağ elini sol koltuğun altına koy. Ondan sonra çıkart. Böyle yaptığı zaman, bir çıkarıyor, çıkarttığı zaman sanki güneşi yüzüne tutmuş. Kimse bakamıyor böyle. Neyse Firavun böyle bir şaşırıyor o ejderhayı. Tut bunu tut. Ya Musa tut tut diyor. Firavun o zamana kadar 40 günde bir oturmaya bir deve yermiş. 40 günde bir de tuvalete gidermiş. Nasıl bir hazım sistemi varsa bilmiyorum. Efendim ne zaman o ejderhayı görüyor ishale başlıyor. Sürgün gidiyor yerinde duramıyor. Sürgün olmuş. Bir de elini böyle koyuyor. Dur diyor sana bir mucize daha diyor. Bir çıkarıyor. Uuu gözü kamaşıyor falan. Ya dünyada durulacak hal kalmış. Tamam diyor kapat elini çek. Tamam mıymış diyor. Tamam mamam neyse hadi şimdilik biraz ishalim dursun bir rahatlayayım. Korkum geçsin panik manik. Hadi gidin diyor görüşürüz. Hadi görüşürüz diyorlar. Eyvallah çıkıyorlar. Bütün tabii saray, maray, kapıdakiler, bacadakiler, ulan bu ne ya bunlar ya? Ya o Firavun ilah ya! Bu nasıl bunlar geldi bunu mahvettiler böyle? Ondan sonra, bir zaman sonra tabii Firavun diyor ki bu iş böyle yürümez. Bu milleti ayartacaklar, edecekler. İsrailoğulları tabii herkes iman ediyor işte vahiy geldi, Musa peygamber oldu, tamam. Fakat iş nereye taalluk ediyor? Köleler. Musa aleyhisselam bir daha bir görüşme istiyor. Artık öyle görüşmeye randevuya lüzum yok. Çünkü bastonu koydun mu sallanıyor ortalık. Mecbur randevusuz buyurun. Geliyorlar. Ne diyorsun? Diyor ki 400 senedir bu milleti ırgat gibi çalıştırıyorsun. Allah bana vahyetti. Bunları serbest bırakacaksın. Ya ben bunları serbest bırakırsam ne olur? Benim bütün ekonomi çöker. Rejim çöker. Rejim. Hep böyle firavun düzenleri, zulüm düzenleri, kapitalizm, şimdi de aynı, zengin çok zengin, fakir çok fakir, milletin anası ağlamış. Böyle firavun düzenleri çökecek bir gün. Amerika'nınki de çökecek, hepsi çökecek. Siyonizmin rejimleri çökecek. Ondan sonra, ha deminki hadiste demedik, dört kişi dünyaya hakim oldu, yakında benim ümmetimden bir beşinci doğuya batıya hakim olacak. O da Hazreti Mehdi der. Allah'ım nasip eylesin. Tabi bizim görmemiz mühim değil. Ama dünya Hazreti Mehdi'yi görecek inşallah. Yani bekliyoruz. Bekliyoruz ama alametlere göre bu yüzyıldan geçti. Artık bir daha yüzyılda olabilir. Ondan sonraki yüzyılın başı da olabilir. Allah Teala iman edenlerden eylesin. Biz ona iman ettik. Yani bütün bu batıl düzenleri çöktürecek inşallah Hazreti Mehdi geldiği zaman. Ondan sonra efendim Musa aleyhisselam bu işleri söylüyor. Firavun bunlara itiraz ediyor. Ondan sonra büyücüleri topluyor. Yahu diyor sen 10 senede ne kadar büyü öğrenmişsin diyor. Ne sihirbaz olmuşsun diyor. O zaman da sihir ilmi zirvede. Bütün büyücüleri topluyor. Mısır ve havalisinden 70 bin büyücü. Hepsinin de malzemeleri var. Tırlarla yani şimdiki hesap. Ne gün toplanalım? Efendim, kuşluk vakti Aşure günü. Aşure günü kuşluk vakti sahrada toplanın. Firavun şeylerini kurduruyor, seyretme yerlerini. Bütün dünya halk toplanmış, bütün dünya bu düelloyu seyredecekler. 70 bin büyücü. Fakat büyücülerin başında çok zirve bir adam var. Gizliden diyor ki
bu Musa ile karşılaşacağız, biz bunu tanımıyoruz çünkü biz hani büyücü değil ki o tanısınlar. Biz diyor bunu tanımıyoruz ama bunu bize bir gösterir misiniz falan. Bir de uyurken falan görmek istiyor. Musa aleyhisselam da bir yerde uyuyor, asası da başında nöbet bekliyor. Şimdi o büyücülerin başı bunu görünce arkadaşlara diyor ki neyse biz Firavun'un özel davetlisi olarak geldik. Hani ne yapalım bir fırsat şeyimizi deneyeceğiz artık. Şimdi buradan geri çekilirsek bizi keser. Ama diyor biz buna bir şey yapamayacağız. Neden? Çünkü büyücü uyuduğu zaman büyüsü bozulur. Bu uyuyor, asa başında bekliyor. Bu başka bir iş diyor. Sonra toplanıyorlar. Efendim, mev'idukum yevmuz zineti. Söz verilen gün zinet günü. Zinet günü aşure günüdür. Muharrem'in o. Ve yuhşaran nâsul duha, insanlar toplansın kuşluk vaktinde. Herkes toplanıyor. Ondan sonra efendim, diyorlar ki ey Musa, istersen önce başla, ister biz önce başlayalım. Diyor ki, bel elku. Musa Aleyhisselam diyor ki, siz buyurun. Kibarlık bende kalsın falan. Bir başlıyorlar, ipler, urganlar, halatlar. Nasıl biliyor musunuz? İki vadi dolusunun arası civalamışlar, boyalamışlar, kuşluk vakti güneş de vurmuş. Her yer yılan ejderha gibi vadinin arası geziniyor böyle. Herkes korktu. Büyücülük yapıyorlar. Hokkabazlık, göz boğacılık. Musa Aleyhisselam bile korkuyor biliyor musun? Yani hiç öyle bir şeyler görme o kadar. Mevla buyuruyor. وَوْجَسَ ف۪ي نَفْس۪ي خِيْفَةَ مُوسَى. Musa içinde gizliden bir korku hissetti. قُلْنَا لَا تَخَفِنَّكَ اَنْتَ لَعَلَى. Biz dedik ki korkma, en üstün sen çıkacaksın. Ondan sonra bırak değneği. Değneği bir bırakıyor, bir ejderha oluyor. 70 bin büyücünün bütün malzemesini yutuyor. Lan nereye gitti o kadar malzeme ya? Hepsini yutuyor, çöpü ötme makinesi gibi. Ondan sonra çöpü ötmenin dolu posası çıkıyor yine. Efendim, asa olarak eline geliyor. Bunu görünce büyücüler diyorlar ki âmennâ bi rabbil âlemîn. Âlemlerin Rabbine iman ettik diyorlar. 70 bin büyücü. Firavun da oradan böyle uzanıyor. Âlemlerin Rabbi o ya. Ulan beceremediler, bana iman tazeliyorlar diyor, zannediyor. Büyücüler de diyor ki rabbil âlemîn, Rabbi Musa ve Harun. Senin canına, canın cehenneme. Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Rejim çöktü. Rejim çöktü. Nasıl siz diyor inanın? Âmentüm levu kablâne azenelekum. Ulan ben izin vermeden nasıl Müslüman olursunuz diyor. Sana sorsak hep gavur kalacağız. Biz deli miyiz? İnnehu lekebirukum lezî allemekumus sihr. Hemen bu batıl rejimlerin şeyleri var ya, iftiralarla üste çıkma politikası. Yahu diyor ben çözdüm. Ne çözdün sen? Uşkurunu çözdün. İshal olunca uşkuru çözdün sen. Ne çözdün? Ben çözdüm diyor. Siz bundan danışıklı dövüşsünüz diyor. Sizin hepiniz bir aşağı numara yaptı diyor. Bu en büyük numarayı yaptı diyor. Arada bizim devlet düzen gitti diyor. Bu sizin diyor büyüğü öğreten en büyüğünüz buymuş meğer diyor. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Yakında göstereceğim size. لَوْقَطَّعَ نَيْدِيَكُمْ وَرْجُلَكُمْ خِلَافٍ. Elinizi ayağınızı çaprazdan keseceğim diyor. Sağ el sol ayak. وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُعِ النَّخِلِ. Hurma dallarında hepinizi asacağım. وَلَتَعْلَمُنْ اَيُنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَبْقَ. Kimin azabı daha şiddetli ve kalıcı? Bileceksiniz. Büyücüler ne diyor? قَالُوا لَنُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَانَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا. Biz bu kadar açık mucizeyi gördükten sonra kusura bakma ey Firavun, seni tercih edemeyiz. Bizi yaratan Allah'a karşı seni tutamayız. فَقْضُ مَا تَقَاضُ. Ne yapacaksan yap bize. اِنَّمَا تَقْضُ هَذِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Yapsan dünyada yaparsın. Ahirette bir şey yapamazsın. Biz Rabbimizden korkuyoruz. Bir de bizi peygambere karşı çıkarttın, zorla büyü yaptırdın. Allah bizi affetsin diyorlar. Neler söylüyorlar. Bir dakika evvel sahir, büyücü, kahin konumundaki adamlar bir dakika sonra arifi billah oluyorlar. Hepsi sahabe oluyor. Musa Aleyhisselam'ın sahabesi. Hemen secdeye kapanıyorlar. İşte burada rivayetler var. Firavun onları astırdığına dair, astıramadığına dair de rivayetler var. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette gezerken ne duydu? Âmennâ bi rabbil âlemîn. Sesler geliyor. Ey Cibril, bunlar ne sesidir?
Dedi ki Firavun'un sahirlerinin sesidir. Hepsinin ruhları cennette iman tazeliyorlar. Ondan sonra Musa Aleyhisselam artık rahatladı. İsrailoğulları rahatladı. Firavun'un dişi söküldü. Gücü azaldı. Ama kurtulamıyorlar. Bir türlü kurtulamıyorlar. Düzen onları köle yapmış. Ne yapıyorlar bu sefer? Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahy ediyor. Efendim, en esri bi ibadi leylen. Bir geceliğin İsrailoğullarının hepsini al götür gece yola çıkar. İnnekum ittebaun. Firavun peşinize düşecek. Korkmayın. Önüne deniz gelecek. Denize dayandın mı? Korkma. Ondan sonra ben sizi kurtaracağım. Tamam. İsrailoğullarına diyor ki Musa Aleyhisselam, bu gece herkes birbirine haber etsin, gizli gizli sır olsun. 400 bin kişi belki var. Efendim, gece yarısı evimizden çıkacağız ve kapıdan çıkanlar kapının üzerine bir çizik atsın. Öbür arkadaşlar onu görsün, kim uyuyakaldı da çıkamazsa sonra yakalanır, kapıda çizik görmediğimizi uyandıralım, birbirini uyandıralım. Hepsi toplanıyorlar, gece vakti çıkıyorlar. Büyük bir toplantı, Firavun hanedanından da biri ölüyor, onun cenazesiyle uğraşmaktan güneş açana kadar bunları kimse arayamıyor. 600 bin kişi, efendim 400 bin İsrailoğulları, 600 bin de olabilir o zaman. Yani nüfus artmış, 600 bin kadar olabilir. Onlar çıkıyorlar yola, düşmüşler Musa Aleyhisselam'ın peşine gidiyorlar. Firavun uyanıyor, hanedan uyanıyor. Vay kölelerimiz kaçmış. Ne olacak? Orduyu toplamış, 1 milyon 600 bin kişilik ordu. O zaman 4000 senelik iş, 1 milyon 600 bin kişi hepsi at üstünde. İsrailoğulları hepsi yaya. Geliyorlar, geliyorlar, Kızıldeniz'e dayanıyorlar. Bunlar Kızıldeniz'e dayanınca arkadan da Firavun ordularıyla yetişiyor. Yetişince İsrailoğulları mızıkçı ya, hemen diyorlar ki, ey Musa, batırdın bizi. Ne oldu? Ya önümüz deniz, girsek boğulacağız. Arkadan Firavun yetişti, kesecek bizi. Ne olacak? Ne bizi çıkarttın yola ya diyor. Hiç olmazsa köleydik, böyleydik ama yaşıyorduk diyor. Bak şimdi, bu millet böyle illettir. Hiç olmazsa diyor, köleydik, böyleydik, yaşıyorduk, şimdi öleceğiz. Yahu durun, siz Allah'a inanmıyor musunuz? İnanıyoruz. Ben peygamberim, inanıyoruz. Durun, Allah bir yol gösterecek. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki grup, birbirini ordular, yani ordu, bu taraf ordu değil. Görünce iki topluluk diyelim, Musa'nın adamları dedi ki, eyvah yetişildik. قَالَ Musa dedi ki, كَلَّا asla yetişilmedik. اِنَّ مَعَيَ رَبِّي Rabbim benimle beraberdir. Seyyehdin, şimdi bana yol gösterir. Ya Musa, nasıl yol gösterecek ya? Deniz ya. Mevlana buyurdu, enel gâsâk, devamlı bastonu vur. O değnek, efendim, vurur vurmaz denize şöyle, fen feleka, deniz açıldı diyor. Allah Allah, birden yarıldı. Musa Aleyhisselam diyor ki, girin. İsrailoğlu, hadi girin. Giremeyiz. Ondan sonra niye? Efendim bizim 12 kabileyiz, herkesi bir ayrı yol olsun. Ulan burada sipariş mi olacak Allah'ın mucizesi? Arkada Firavun yetişmiş, 12 yol istiyorlar. Hadi Mevla'ya yalvarıyor, denizde 12 yol, kupkuru. Kupkuru. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسَى اَنَسْرِ بِعِبَادِي فَضْرِبْ لَهُمْ طَر۪يقًا فِي الْبَحْرِيَ وَسَى Musa'ya vahyetti ki, geceliğin kullarımı çıkart, yürüt, denize geldiğin zaman da kupkuru yol aç. Kupkuru. Bir kere Bakırköy Tımarhanesi'ni ziyarete gittiydik. Kaptan abi, Allah rahmet eylesin. Orada deliler var. Deliler, bazısı da şu aşırı akıldan delirmiş. Bir tane deli bize dedi ki, yani deli olduğunu bilmiyoruz yani, orada hasta diyelim, hasta. Dedi ki orada, dünyada dedi bir kere güneş görmüş, daha görmemiş yer neresidir dedi. Benim o zaman çocuktum yani, pek bir şey anlamadım. O kaptan abi yine zeki adamdı, bir şeyle vaazlarda dinlemiş tabii. Dedi ki, Musa Aleyhisselam'ın açtığı yol dedi. Çünkü deniz açıldığı zaman güneşi bir kere gördü, bir daha da görmedi, bir daha denize, dibi.
Bir de aferin dedi bize o, Bakırköy'deki. Ama aferin dedi. Ya, neler var. Ondan sonra efendim, 12 yoldan gidiliyor. Giderken, yahu dediler, birbirimizi görmüyoruz ya, öbür kabile boğulduysa. Ulan ne mızıkçı adamsınız dedi. Yürü git daha, çık karşıya da. Firavun mu kessin seni? Yok diyorlar, direniyorlar, denizin ortasında gitmeyiz. Niye? Yanlardan şey aç. Görüntü. Musa Aleyhisselam asasıyla vuruyor yollara, neler çekti ya. O fenfeleka, deniz yarıldı fekâne küllü firkin. Ayet okuyorum ha. Denizin her parçası kattavdil azim, büyük dağ gibi dondu duruyor. Dondu, anında dondu hepsi. Ortası yok. Musa Aleyhisselam da asasıyla vuruyor, pencereler açıldı. Pencerelerden de birbirine bakıyorlar. Aa tamam gidiyoruz. Lan ne bela millet ya. Şimdi de milletin dünyanın başına bela oldular. Bu Siyonistler ya. Acı adamlar hasta ya, rahatsız. Musa Aleyhisselam ne kadar sabır ya, ne kadar sabır. Tam Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin sonu çıktı. Firavun da geldi, duruyor duruyor şimdi. Tabi ordu da arkasında, herkes şaşırdı denizin açıldığını görünce. Firavun da şimdi rezil olmamak için, yahu dedi görüyor musunuz? Heybetimden dedi, deniz yarıldı dedi. Kaçak kölelerimi yakalayayım diye yol açıldı dedi falan. Ulan ne palavracı adam ya. Ondan sonra, şimdi Firavun o kadar manyak değil. Musa'nın açtığı yol bana yaramaz. Beni boğabilir, onu biliyor. Onun için atı zapt etmeye çalışıyor. Yani denize yola sürmüyor. Ordu da duruyor. Firavun böyle bakarken Mevla ne murad ediyor? Mevla orduyu suyun içine çekmek istiyor. Ama Firavun deli mi ya? Yaramaz bana bu iş. Tam o arada Firavun'un bindiği at, erkek at, Cebrail aleyhisselam da bir dişi atın üzerine binmiş. Cebrail aleyhisselam görülmüyor. Atı görülmüyor. Ama at atı görüyor. At atı görüyor. Firavun Cebrail aleyhisselam atını görmüyor. Tam geldi o dişi atlan Cebrail aleyhisselam, Firavun'un atının tam burnuna kıçını böyle bir sürdü geçince, sen Firavun onu atını zapt edemedi ki. At atın peşine girdi suya, yani kuru yola. Ne zamana kadar? Musa aleyhisselamın da ordunun baş arkasında Cebrail aleyhisselam, hadi çabuk çıkın, öndekiler çoktan çıktı, çabuk çıkın. Cebrail sen bu tarafı sürüyor. Musa aleyhisselamın bütün ümmeti karşı yakaya geçti. Firavun da tam ortaya geldi ama dışarıda biraz ucu kaldı. Cebrail aleyhisselam bu sefer arkadan, insan kılığında ha. İnsan kılığında, o da arkaya geçmiş. Ya millet karşıya geçti, siz hala dışarıda kaldınız. Hadi çabuk çabuk. Onların hepsini dolduruyor. Tam ortaladılar. Musa aleyhisselam ümmetinden bir tane içeride yok. Firavun'dan da bir tane dışarıda yok. Rabbim ne buyurdu? Denizi üzerlerine kapattık. Ey deniz, su ol. Donuk, donuk su. Çözün. Ne olur? Allah Allah. Koca Kızıldeniz. Adamlar da dibinden gidiyor. Yol dibinde. Bir anda üstü kaç yüz metre su oldu. فَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعُوا وَجْمَعِينَ Musa'yı ve beraberindekini, hepsini kurtardık. وَاَغْرَقْنَا Efendim, ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاَخِرِينَ Sonra öbürlerini boğduk. Allah var mı? Kurtarır mı? Kurtarabilir mi? Şimdi dünyanın gavurları, biz doğru Müslüman olsak bizle baş edebilir mi? Vallahi edemezler. Biz çürük Müslümanız, çürük! Biz bu Allah'a doğru inansaydık, bugün böyle Müslüman alemi rezil duruma düşmezdik. Her yer işgal altında be, utanalım ya. Bizim ecdadımız böyle mi bıraktı bize buraları? Evet. Peki Musa Aleyhisselam'ın kurtulduğu gün ne güne denk geldi? Denizden ne zaman çıktı? Aşura. Musa Aleyhisselam'ın adamları çıktılar dışarıda bakıyorlar, Firavun da boğulmuş diye. Onlar diyorlar ki Firavun boğulmaz. Ya boğuldu diyor Musa Aleyhisselam. Ya boğulmaz diyorlar, o bir yerden çıkar. Öyle korkmuşlar ki kölelikten. Allah da buyurdu فَلْيَمَنُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Herkesin bedenini denizin dibine, senin bedenini dışarı atacağım. لِتَكُولَ اَلْمَنْ خَلْفَكَ Geride kalanlara ibret olsun. Şimdi bile İngiltere'de bir müzede diyorlar.
secde eder vaziyette bulundu ama hala o işte bedenini o zamana kadar saklamış. Ne zaman İsrailoğulları gördüler Firavun'un leşini, ha dediler, ölmüş. İşte bu Aşura günü olanların haddi hesabı yok. Şimdi öbürlerini nasıl anlatayım? İdris Aleyhisselam'ın göklere kaldırılışı, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığının açılması, İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması, Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul olması, Nuh tufanından sonra geminin Cudi Dağı'na yerleşmesi. Ne gün? Aşura günü. Aşure çorbası nereden çıktı? İşte Nuh Aleyhisselam'ın getirin bakalım kalanları dediği Cudi Dağı'nın üstüne yerleştiler. Mercimek, nohut falan. Herkes bir şey getirdi, o pişirdi. İşte Aşure çorbası oldu. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünün geri iade edilmesi, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması, Yusuf Aleyhisselam'ın babasıyla buluşması, demin onu da kısaca anlattık. Hepsi ne zaman oldu? Aşure günde oldu. Allah Teala Cebrail, Mikail, İsrafil Aleyhisselam, arşı ve kürsüyü, kalemi, gökleri, yerleri, cenneti Aşura gününde halka eyledi. Adem Aleyhisselam'ı, Havva annemizi Aşure günü yarattı. Tuğba ağacını Aşure günü dikti. Ve fî tekûbussâ'a. Kıyamet ne gün kopacak? Aşure günü kopacak. Ama kıyametin kopacağı Aşure günü hangi güne denk gelecek? Cuma'ya denk gelecek. Kıyamet Cuma günü kopacak. Ama Aşure günü Muharrem'in onun da kopacaktır. Bu mübarek günde oruç tutmak sünnet müstehap. Geçmiş büyükler Aşure günü çocuklara bile bir şey yedirmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü Hasan'la Hüseyin'in ağzına bırakırdı. Acıkmasınlar diye küçük çocuklar. Onlar da hiç acıkmazlar da akşama kadar bir şey yemezler. Evet. Vahşi hayvanların dahi Aşure günü otlamadıklarına dair rivayetler zikrediliyor. Hatta bir ceylan meselesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ceylan şeye düşmüş, ağaya yakalanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şefaat etti. Resulullah'tan şefaat istedi. Yavrularımı emzireceğim, sonra gelirim dedi. Kainatın efendisi de dedi, bunu bırak da gelsin. Adam dedi, işte hemen emzirsin gelsin. O da dedi, bugün aşure günüdür diyor ceylan. Biz bugün emziremeyiz. Akşamdan sonraya kalması lazım. Sonra onu hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bunu. Geri gelmesin, ben bağışladım diye. Evet, Zühretül Riyaz isimli eserde zikredilmiştir. Şimdi bu mübarek günün efendim orucu var. Orucundan sonra vazifeleri var. Vazifelerinden birkaçını zikredelim efendim. Nedir o? Kim akrabasından görüşmedikleri var da Aşure günü görüşmeye başlarsa Allah ona Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın sevabından nasip verir. Cennette iki peygambere komşu yapar. Görüşmediğiniz akraba varsa Aşure günü arayıp sorun. Fakirlere sadaka, zerre kadar Aşure günü sadaka verse Uhud Dağı kadar mizanına konacaktı. Fakirlere, muhtaçlara verir. Zikir meclislerinde bulunmak, bir saat olsun Aşure günü ilim meclisine, alimin sohbetine gitse cennete girdirmek, onu cennete sokmak Allah üzerine bir hak olur. 10 Müslümana selam vermek. 10 tane Müslüman buluruz elhamdülillah. Etrafımızda Müslüman çok. Bütün Müslümanlara selam vermiş sevabı alacak. İftarlık vermek, fakirlere efendim iftarlık vermek, elbise vermek. Aşure günü böyle hayırlar yapsa cennet tahamlarından, şaraplarından yemeden içmeden dünyadan çıkmaz. Yani öleceği anda cennet nimetleri ona ihsan edilir. Her kim Aşure günü yetimin başını sıvazlarsa her saçının kılına karşı cennette bir derece ihsan edilir. Efendim gusül abdesti alınan Aşure günü kim gusül abdesti alırsa anasının doğduğu gün gibi günahlardan arınır. İki kere gusül abdesti alırsa hayatı boyunca gözünde iltihap ve ağrı görmez. Daha birçok faziletleri var. Bolluk. Çoluk çocuğa yani eve hediyeler. Çoluk çocuğa da bir miktar işte yiyeceğinden içeceğinden artık istediklerinden bolluk yapılırsa hadis-i şerifte vardır. Men vesse'a ala aliye ve aşura vesse'a Allah aleyhi sayra seneti. Aşure günü evine bolluk yapan hanımına para verir, çoluk çocuğuna hediye verir ve bir şeyler erzak falan alırsa bütün sene Allah genişlik verecek. Allah dostları diyorlar 50 senedir denedik
50 senedir aşure günü eve bolluk yaptık, muhtaç olmadık diyorlar. Bu da geçim darlıklarınız için bir bereket vesilesidir. Şimdi yarınki gece namazları var. Bunları Arifan dergisi. Şu dergi o kadar önemli ki, bunda o kadar mühim yazılar, ilimler, Allah'ın methettiği kullar, 9 vasıf, 9'undan 4'ünü yazdım. Onu okursunuz. Ali Eren Hoca'nın yazısını mutlaka okuyun. Söz verin bana okuyacağınıza. Ali Eren Hoca'nın yazısını okuyacağınıza söz veriyor musunuz? Herkese okutun ama. Bu diyalogçuların, dinler arası diyaloğun mimarı olan bir adamın, hem ilahiyatçı, bakanlık yapmış, Kur'an'ın %20'sine inanılacak gibi değil dediğini ve kiliselere gidiyorum, zevk alıyorum dediğini bütün kayıtlarıyla yazmış. Allah rızası için bunların artık yüzü çıksın meydana inşallah. Bu yazıyı da okuyun. Ondan sonra efendim, Osmanlılar'da padişahlar çocuklarını öldürüyormuş meselesi. Biliyorsunuz böyle bir işler var. Bunun aslı nedir? Bu mesele yazılmış, bunu mutlaka okuyun. Şimdi gelelim aşure gününün amelleri. Yarın gece yapılacaklar. 52. sayfede namazları var, duaları var. 100 rekat namazı var. 3 kulüvallah ile kılınıyor. Kabir azabından kurtarır. Adamın çürümemesini, saçlarının bile dağılmamasını Allah lütfeder. Bu mübarek namaz. Aşure günü namazı. Ne günü? Pazartesi günü. Kaç tane namaz var biliyor musunuz? Ayrı ayrı 4 tane var. Ne yapalım? Bir tanesini bari kılın. 2 rekatlık var sizin dişinize göre. 2 rekatlık namazı kılın, bir gusül abdesti alın. 53. sayfede yazılmış. Ondan sonra kul haklarından kurtulmak için, yarın ahirette kul haklarından kurtulmak için bir namazı var, 4 rekat. Ben de kılacağım, hiç kılmadım bu seneye kadar. Kılmak lazım. Ölürüz kalırız, haklar var, hukuklar var. O namazı kılalım. Efendim, çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz ama ondan sonra duymuyorsunuz. Bak burada bir dua var. 55. sayfede bir dua var. 7 kere aşure günü kim okursa o sene ölmez. Eğer eceli geldiyse Allah okumayı nasip etmez. İnşallah hayırlı uzun ömür versin de okuyalım inşallah. Bu dua 55. sayfede. Ecel Allah'ın elindedir. Yazı onun indindedir. Bu dua çok önemlidir. Ben sizinle beraber hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp bu dine hizmet etmemizi isterim. Bu duayı size yazdım. Pazartesi günü herkese, Müslümanlara falan tavsiye edin. Sevdiğiniz insanlara. 55. sayfede 7 kere okuyalım. Bu senede ölmeyelim inşallah. Ondan sonra efendim aşure günü duaları 56'da var. 57'de var. Neler yapılması gerektiğini rivayetleri var. Ondan sonra ben buraya ne zaman geleceğim bir daha? 7 Ocak'ta inşallah geleceğiz. 7 Ocak'ta gelene kadar Safer ayı da girmiş oluyor. Safer ayı da girdiği için Safer ayının özel vazifelerinden de bir kısım yazılmış. Çünkü her gün okunacak duaları var. Bütün belalardan korunmak için Safer ayında da o duaları da derginin sonunda takip edin. Ne zaman? Diyeyim size bakalım. 23 Ocak yok nedir o? 26 Aralık Pazartesi'den bak. 26 Aralık unutmayın bak burada yazıyor. 58. sayfa 26 Aralık Pazartesi bir dua başlıyoruz. 23 Ocak Pazartesi 25 Ocak yok 23 Ocak pazartesi dahil bir ay okuyacağız inşallah. Bir sene bela gelmeyecek inşallah. Bunlar da dergide yazılı. Ondan sonra derginin içinde cinlerin yanaşmaması için Resulullah Efendimizin mektubu var. Derginin içinde de 2 sayfadır, koparabilirsiniz. Ayrıyetten isteyenler böyle de dışarıda var. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cinlere mektubudur. Yastığın altında olan gece korkutulmaz. Cinlerden çok rahatsız olan kadın ve erkek cemaatlerimiz var. Odada olursa, evde olursa, dükkanda olsa cinler musallat olup zarar veremez. Kainatın efendisinin mektubudur. Beyhakî rivayet ediyor, hadisi şerifte geçiyor. Bunu da size duyurmuş oluyoruz. Ondan sonra yeni çıkan kitabımız gelmiş. Bu kitap size gelmedi.
nişan ve nikah ahkamı, kadınınız ve erkeğinizin her birerlerinize lazım olan nişanlanma hususlarında, nikahtaki fetvalarda çok önemli ilimler var. Mutlaka okuyunuz, okutunuz, tavsiye ediniz. Özellikle nikah meselelerinde çok yanlışlar yapılıyor. Allah Teala dine muhalif, fıkha muhalif işler yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Şimdi dualar yapalım inşallah, kısa da olsa. 7 Ocak Cumartesi saat 8'de buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Aşure gününüz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Kurtuluşa vesile olsun. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ve ne'ûzübüke minen nâr. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ve mâ karrabbe ileyhâ min kavli ma'amel. Ve ne'ûzübüke minen nâr. Ve mâ karrabbe ileyhâ min kavli ma'amel. Allahümme innâ neselükel min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzübüke min şerri mestaâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleykel velâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Haşura gecesini ihya edenlerden eyle. Ya Rab sen de bizi ihya eyle. Bütün vazifelerine gecesinde, gündüzünde muvaffak eyle. Bir daha seneye kadar sıhhat ve afiyetle, hayırlı uzun ömürle yaşamak nasip eyle. Ya Rab ecelimiz gelmeden bize mutlaka haber ver, bizi haberdar eyle. Nasuh tevbesine muvaffak eyle. Kul haklarından helallik almaya muvaffak eyle. Ya Rab bizi pis bulaşık vaziyette, kul hakları üzerimizdeyken alma Ya Rab. Sen bizi ahirete tertemiz ihraç eyle. Buradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Muharrem ayı hürmetine canlarımızı, etlerimizi, derilerimizi cehenneme haram eyle. Suriye'deki Müslümanlara acil yardım eyle. Allah'ım Filistin'e yardım eyle. Pakistan, Afganistan'a yardım eyle. Doğu Türkistan'a, dünyanın neresinde zulme uğrayan Müslümanlar varsa, peygamberlerin kurtuluş günü hürmetine onların da kurtuluşunu bu sene nasip eyle. Ya Rabbi ehli sünneti aziz eyle. Ehli bid'ati zelil eyle. Ehli İslam'ı mansur muzaffer eyle. Adamımızı mağlubu makhur eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Çok hastalar var. 9 yaşında çocuk komada trafik kazası geçirmişler. Diğer hastalar, borçlular. Ya Rabbi hastalarımıza, hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle, helal rızıklar bize ihsan eyle, Aşura gününün bereketleriyle bir daha seneye kadar çok bereketler nasip eyle. Ya Rabbi geçim derdi çektirme Ya Rabbi, faizlere, rüşvetlere, yalanlara, dolanlara muhtaç etme. Ya Rabbi mecbur etme Ya Rabbi, helalından merzuk eyle, haramlardan, şüphelerden beri eyle Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasirin. Kimler ne hayırlı murad için dua istiyorlarsa acilen bu mübarek gece hürmetine ihsan eyle, şerleri üzerimizden defura ve izale eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Vefat eden Ali Dağkuş efendi kardeşimizin ruhu için bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu Resulü. Şehadetlerimizi hediye eyledik, ihsal eyle. Bizden evvel ölenlere de ihsal eyle. Bütün cemaatlerimizden burada yaşasalardı sohbette olacaklar. Fakat şimdi kabirde yatanların nerelerde yattıkları, kim oldukları sana malumdur. Hepsine dağlar emsali rahmetler idhal eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü niyetiyle buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha demeden evvel buranın derneği sizden yardım istiyor. Burada hizmetler görüyorlar, talebeler okutuyorlar, hayırlı faaliyetler yapıyorlar. Allah bu ocağımızı söndürmesin, daim eylesin. Bizden sonra da buralarda nice ilimler, salih ameller, sohbetler nasip eylesin. Yardımlarınızı kabul eylesin. Hayırlarınızı daim eylesin. Ecrinizi müzdad eylesin. İlahi şerefi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Alihi ve ashabı şakir. Efendi Babamız Gazi Envatil Envatil Müslümin ve Envatil Cemaatli Hazirin. Hep geçmişlerimizin ruhları için özellikle
Molla Hüsrev Efendi Hazretleri, Emir Sultan Bukhari Hazretleri, Üftahattin Efendi Hazretleri, İsmail Hakkı Efendi Hazretleri ve Bursa-i Mahruse'de medfun bulunan 70 binden ziyade evliyanın, ulemanın, sulahanın ervâh-i dayyibeleri için. El-Fatiha.